Evet sevgili dostlar, Soli TV izleyicileri hepiniz hoş geldiniz. Cuma akşamı 27 Temmuz Cuma saat 22'de yine sizlerle beraberiz. Geleneksel saatimiz bizim Hodri Meydan saatimiz. Cuma günleri saat 22. Güzel bir geceniz olsun, güzel bir gece olsun, güzel bir yayın sunalım. Aksilikler olmasın. Dileğiyle yayını açıyorum arkadaşlar. Ben Soydu, her zaman bildiğiniz gibi. Bugün çok farklı bir şey yaşayacak mıyız bilmiyorum. Biraz farklı bir şey yaşayacakmışız gibi bir his var. Biliyorsunuz yayınlara biraz spontane giriyorum. Yani yayın öncesinde çok fazla konuğumuz hakkında bilgi almak yerine böyle üstünkörü yüzeysel bir bilgi alıyoruz. Sonrasında yayında öğrenmek için biz de sürpriz olalım, biz de şaşıralım. Sizlerle beraber aynı tepkileri verebilmek adına. Dolayısıyla şar ehliyle de birkaç gün önce bir teklif yaptı kendisi. Bir yayın yapma teklifi oldu. Farklı bir anlatım yapacağını söyledi. İşte bana Allah'ını anlat diye bir başlık istedi. Sonrasında başka bir kanalda aynı isimle yaptığı için hani bir çakışma olmasın diye uyarı geldi bana da. Dediler böyle böyle aynı isimle yayın yapılmış. Sanki kopya yayın gibi algılanabilir. O yüzden ben de değiştirdim. Ey benim Allah'ım dedim. Malum hemen hemen her yayında zaten bundan bahsediyoruz. İslam'da dahi sabit bir Allah bulamazken toplum içerisinde farklı farklı tanrılar yaratılıyor insanların beyinlerinde. Ya bu farklı yaratıyor derken hani böyle hani bir Allah'ı yaratmak falan veya bir tanrı yaratmak değil. Mesele işte hayallerindeki tanrıyı koymak. Yani Kur'an'ı koyuyorsunuz ortaya, Kur'an okuyor iki aynı kişi ama farklı tanrı kabulleri oluyor. Ya bunun sebebi Kur'an mı, insanların akılları mı? Bence sanki 50-50 yani. Kur'an'da sanki buna teşvik ediyor gibi gözüküyor. Bugün evet elimde bu sefer ben doneleri de getirdim. Ne çıkacak karşıma bilmiyorum. Ne anlatacak arkadaşımız ama ben bu yayında yayının sonuna doğru tabii ki önce arkadaşımızı dinleyeceğiz. İddialarını dinleyeceğiz. Ardından da ben Tanrı iddialarını hani madem ki yayının başlığına da uysun. Ey benim Allah'ım iddiasına uygun. Kur'an'daki Allah'ı konuşacağız arkadaşlar. Birazcık ondan bahsedeceğiz. Konuğuma da bunları soracağım. Bilmiyorum o nasıl bir Tanrı kavramıyla gelecek ama böyle bir planım var. Yine her zaman yaptığımız gibi interaktif olacak. Yayının sonlarına doğru beraber katılabiliriz, beraber yapabiliriz. Ben daha fazla uzatmayayım. Bu arada bağlantıyla ilgili şeyi de ayarlayayım. Sıkıntı yaşamayalım. Introdan sonra sıkıntısız bir şekilde başlayacağız. Dolayısıyla hazır olması lazım. Ön ayarların. Sıkıntı yaşamayalım. Evet, şunu da şöyle göndermiş olduk ve başlayacağız arkadaşlar. Haber verdiniz mi? Soylu TV başlıyor arkadaşlar. Cuma akşamlarının klasiği, Hodri Meydanların farklı kulvarlarından bir tanesini yapıyoruz. Bana dinini anlat dedik, bugün bana Allah'ını anlat diyecektik. Sonra ey benim Allah'ım nelere kadirsin diyoruz. Introdan sonra başlıyoruz arkadaşlar. Haber verin. Soylu TV başlıyor. Dur, bir aksilik yapmayayım introda. Evet, başlıyoruz. Hazırladım. Tamam. Geçiyoruz. Intro ile baş başa introdan sonra beraberiz. Haber verin sonraki gibi başlayalım. Evet arkadaşlar. Intro'dan önce 50 kişi vardı. Şu an 51 kişi oldu. Haber verdiğiniz bu kadar. Hatta geri düşüyoruz şu an. 49'a düştük. Nasıl haber verdiniz arkadaşlar ya?
Ama bugün güzel bir gece. Bugün güzel yayınlar da oluyor. Bilim ve Mitoloji kanalında Maruf da yayın yapıyor. Bazen ara sıra böyle yayınlar çakışıyor planlamalardan dolayı. O yüzden dönüşümlü yayın izleyebilirsiniz. Arada bir oraya da gidebilirsiniz. Oraya da bir selam gönderin bizlerden. Bunlar da önemli. Kanallar arası destek olmamız gerekiyor. En azından birbirimizle aynı fikirde olan kanalların bu şekilde yayınlar yapması da hoştur diyoruz. Evet. Ben hemen şu chat sayfama da geçeyim. Konuğumuzu da bekletmeyeyim daha fazla. Ve hemen girelim. Ben isteğimi yolladım. Cevabı bekliyoruz. Ona göre yayınımıza başlayacağız. Sorularınızı alabiliriz ilerleyen dakikalara göre. İyi akşamlar. Beni duyabiliyor musunuz? Akşamlar. Sesim geliyor mu size? Evet. Tamam, ben şimdi sizi yayına dalıyorum. Hoş geldiniz Soli TV ekranlarına. Hoş Nasılsınız? İyi bulduk. Teşekkür misiniz? ederim. Teşekkür ederim. Varlığımıza şükür. Siz nasılsınız? Sağ olun, bizler de. Bendeki sesi biraz yükseltmem lazım. Evet, bizler de iyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz. Biraz sıkıntılı bir dönemden geçiyorum. Benim de kızım rahatsız. Hastanelerde uğraşıyoruz bakalım. İyi olacak diye ümit ediyoruz. Moralleri bozmuyoruz, devam ediyoruz. Yayınlara devam ediyoruz. Evet, hemen sizi tanıyalım. İlk soru zaten geldi siz yokken. Şar ehli ne demek? Ve biraz kendinizi istediğiniz kadar, tanıtmak istediğiniz kadar izleyicilere tanıtın. Buyurun, hoş geldiniz. Biz şimdi YouTube'da mıyız? YouTube'da canlı yayındayız, Soli TV'de. Ben oraya geçemiyorum, değil mi? Bu Şöyle yapayım ben size. Bir saniye, hemen size YouTube'da size şimdi YouTube'daki sahne görüntüsünü de size veriyorum. tamam. Şu an gelmiş olması lazım. Geldi mi? Geldi mi? Tamam. Evet. Şu an YouTube canlı yayındayız. Evet, buyurun, hoş geldiniz. Şar ehli ne demek? Teşekkür ederim. Arkadaşların, daha doğrusu benim de ilk defa duymadığım bir şey. Şar ehli ne demek? Oradan başlayalım. Siz de kendinizi ne kadar tanıtmak isterseniz. Şar ruhani bir alandır. Çoğu insanların bu alanda yaşadığı bir hal alanıdır. Nedir bu? Çar duymuştursunuz herhalde. Çar ana sur, dört ana temel, ana element, hava, su, ateş, toprak diye duymuştursunuz mutlaka. Evet. İnsanoğlu da bundan yaratılmıştır. Buradaki insandaki olan bu şar alanı çardan ötürü gelir. Yani örneğin soylu arkadaşımızın zihninde güzel bir oluşumlar oluşturduğunda, zihninde güzel bir şeyler oluşturduğunda bu ilk yansıma zaten kendi iç bedenine yansır. Kendi iç bedeni de çardan ötürü oluştuğu için hava, su, ateş, toprak diye Bu orada dört bir elementten ilk. bahsediyoruz değil mi? Çar dediğiniz herhalde Tabii o. tabii. Çar, Peki çar. çakrayla bağlantısı var bunun? Çakralar evet açılmamış konumlar. İşte o seyahatin içinde olan şeylerdir, evet. Anladım. Evet. Ama bu alanın adı şardır. Şimdi sizin bedeninizdeki oluşan bu güzel oluşumlardan ötürü sizin bedeniniz müsaade veriyor. Yani kalbiniz, bilirsiniz ki kalp iki yönlüdür. Zahir ve batın yönü vardır. Zahir yönü işte anlattığımız bedensel, fiziksel, daha doğrusu çar alanıdır. Orada bu oluşumlar gerçekleştiğinde bir ruhani veyahut da bir batıni bir seyahat, bir alana giriyorsunuz. Bu alanın adı şardır. Misal örnek vereyim. Soylu abimiz orada oturuyor. Güzel bir hayal kuruyor kendisinde ve içi kıpır kıpır olmaya başlıyor. Bu alan böyle düşünebilirsiniz. Ama ne zaman ki bedendeki olan bu dört ana toprak veyahut da kalp diyeyim, sizi o müsaadeyi geri çektiği vakit siz o alandan geri düşersiniz. Nasıl bir şey olur bu? Misal yengemiz gelir, yanlış anlamazsanız tencereyi alır, arkanızdan kafanıza bir vurur. Siz görmeden. Sizin o an için o şardan düştünüz. O seyahat alanından düştünüz. Bunu sizi sağlayan bedeninizdir. Bedeniniz orada müsaade vermiyor. Veya bir hastalık anlarında, ameliyat anlarında şara girmek imkansız gibi bir şeydir. Gibi. Peki şöyle bir şey sorsak da bu anlattıklarınızın ışığında. Bu anlattıklarınızın bir kaynağı var mı? Yoksa tamamen hani sizin keşfettiğiniz bir şey mi?
Bununla ilgili bize neler söylemek istersiniz? İşte kaynağını söyledim ya, kaynağı benim, kaynağı sensin, kaynası Ahmet Hayır Mehmet. hayır bu anlatılar ve öğretilerin kaynağı olarak soruyorum. Hayır, bunlar yaşantıda, biz bunları keşfediyoruz. Evet. Ya bunları sonuç itibariyle siz tespit ettiniz, doğru mu? Bizler üzerinde tecrübe ettiğinizi söylüyorsunuz. Peki bu noktada şunu sorayım. Müslüman mısınız? Şöyle görünen Müslümanlardan bahsediyorsunuz, asla değil. Hayır, siz kendinizi Müslüman olarak tanımlıyor musunuz? İşte diyorum ya, görünen Müslümanlığa göre bakarsanız veya bilinen Müslümanlığa göre bakarsanız asla değilim. Değilsiniz. Yani o zaman hani yayın başında denilmiştik yani bana Allah'ını anlat dediğimiz zaman hatta yayının başında sizle de konuşmuştuk. Allah dediğimiz zaman İslam'daki Müslümanların ilahı oluyor. O zaman Evet. bu Allah'a inanıyor musunuz? Yani Kur'an'da anlatılan Allah'a inanıyor musunuz? Mesela Kur'an ayetlerini ben size desem ki şu ayette şöyle diyor, burada böyle diyor desem. Kur'an'ı kaynak alıp da onun tarif ettiği Tanrı'yı, Allah'ı kabul ediyor musunuz? Sonrasında tabii ki Ben sizin yani sizin tasar nasıl diyeyim sizin tespit ettiğiniz Allah'a soracağım ardından ya da yaratıcıyı. şimdi ben şöyle diyelim. Varlık biliminde bazı temeller vardır. Varlık yasasında şöyledir. Sende olmayan bir bilgiyi bir yerden siz ortaya çıkaramazsınız. Mümkün değil. Sizde olmayan bir bilgiyi size hiç kimse veremez. Ancak o bilgi sizde ortaya çıkarsa, o zaman o bilgi sahibi olursunuz. Bu manada ister Kur'an olsun, kitap olsun, film olsun, sinema olsun, ne olursa olsun o bilgi bende açığa çıkma zorunludur. Bu manada eğer ki ben bir kitap okuduğumda, Kur'an veya bir Tom Bix romanı okuduğumda, evet, o Tom Bix romanı veya Kur'an bana bir vesile olmuştur. Fakat o bilgi bende açığa çıkar. Bu manadan bakarsam Kur'an'daki Allah doğrudur. Fakat tanımlanan o değildir. Yani Kur'an'daki, bir şey soracaksanız ben direkt girmek istiyorum eğer bir şey Yok girin buyurun soracaksanız. girin. Ya soracağım şey şu Şimdi hani bazı ifadeler izleyiciye bazen çelişkili gidebilir. Yani ben Müslüman değilim. Kur'an'da anlatılan Allah'ın tasvirlerini veya Kur'an ayetlerindeki Allah tariflerini ben kabul etmiyorum dedikten sonra Kur'an'ın tarif ettiği Allah doğrudur dediğin zaman bir çelişki gibi algılanabilir. Burayı da açıklarsanız anlatacaklarınız içerisinde sevinirim. Buyurun başlayın isterseniz girin şu şar ehlindeki Allah'ı tanımak istiyoruz. Dediğim gibi bilgi insandadır. Bu bilgiyi ancak insan kendisi ortaya çıkarması gereklidir. İnsan kendisinde olmayan bir bilgiyi dışarıdan elde edemez. Bu mümkün değil, mümkün değil. Bu manada Kur'an da okusam, ne okursam okuyayım, o bilgiler bende açığa çıkması gereklidir. Ve buna da Kur'an diyelim, buna da kuş diyelim, tren diyelim, çizgi film diyelim, ne derseniz deyin, bu sistemin içinde her şey vesiledir. Her şey araçtır. Amaç insandaki bilgileri açığa çıkarmaktır. Siz bugün bir şey hakkında okursunuz, bilgi edinmek istersiniz ama bir türlü yakalayamazsınız. 3 ay okursunuz, dışarı çıkarsınız. Bir trenin gitmesi ile tren gidiyor, siz bakıyorsunuz. Orada siz bu bilgiyi ortaya çıkarabilirsiniz. Dersiniz bak şimdi kavradım, şimdi anladım da diyebilirsiniz. Bu manada şunu demek istiyorum. Kur'an benim kitabımdır veya değildir manasında ben kendime inanıyorum. Ben kendimi bilmem gerektiğini. Benim Kur'an'la, Allah'la vesaire de hiçbir işim yok. Benim kendim ile işim var. Ben kendimi bilmeye çalışıyorum. İşte bu kendimi bilmem yolunda her şey benim için birer vesiledir. Ama işte o Bir zaman Kur'an'ın, ben şurada buyurun. araya girmek istiyorum. Hani Tabii. ara ara gireceğim böyle kusura bakmayın. Bağlamdan kopmaya başladığı zaman yani farklı anlamları insanlar anlamaya gittiği zaman girmek zorundayım. Şunu merak ediyorum. O zaman her birey kendi bilgisi, kendine tabi olmak yolunda farklı ilahlar yaratabilir. Şimdi din dediğimiz olayda bir sistematik inançtır. Yani aslında içerisinde kanunları ve hukukları barındıran sistemlerdir ki kabul edilen dünya üzerindeki literatürden bahsediyorum. İşte semavi dinler olsun, Asya dinleri olsun ya da pagan dinleri olsun. Hepsinde bir sistem vardır. Sizin dediğiniz sistemle giderseniz tamamen bireysel dinler ortaya çıkıyor. Sistematik inanç çöküyor. Bunu mu anlatıyorsunuz? Doğru anlamak adına soruyorum.
Zaten kitapta bunu anlatıyor. Zaten yaşantıda bunu anlatıyor. Şu an 8 milyar insan var. Şu an 8 milyar Allah Tanrı var. Doğru, evet. Yani o kadar Benim olmasa da yakındır yani. yani şöyle bir de daha ilginç şey var. 8 milyarda kalmıyor bu. Sizin şu anki inandığınız neyse bırak Allah'ı da bırakalım şimdi. Siz şu an neye inanıyorsanız her saniyede siz onun değişikliğini yaşıyorsunuz. Sizin şu anki sevdiğiniz kendi çocuğunuz şu an ertesi gün yine seviyorsunuz fakat farklı bir sevgiyle karşılaşıyorsunuz. Yani sizin her an değişim içinde olduğunuz için her gün yenileniyorsunuz. Saniyede defalarca kez yenileniyorsunuz. Yani sizin bir oluşturduğunuz bir saniye sonraki oluşumla bir değil. Bu manada bu tanrılar da her an değişiyor. Muhit Yani o var zaman abi diyor ki tanrılar yaratılmış varlıklar mı? Değişime uğruyorsun. Tanrı zaten tanrıyı zaten sen varsan Allah'ı yaratan sensin. Ya o zaman bakın şöyle söyleyeyim ya bu şeyle gidersek zaten şu an inanmayan bütün arkadaşlar, bütün dinlerin iddialarına inanmayan arkadaşlar olarak herhangi bir şey koymadan aynı fikirdeyiz. Yani çünkü diyoruz ki bize gelen tanrı iddiaları çok değişken ve sabit değil. Dolayısıyla herhangi bir tanesini doğru kabul etmek bize aykırı geliyor. Yani bu bir deist için bile geçerli ki bir deist bir tanrının var olduğunu düşünür ama her deistin tanrısı da kendisine güzeldir yani kendine göredir. Dolayısıyla biz Aynen. şunu arıyoruz yani özellikle bu cuma akşamları yaptığımız yayınlarda konuklarımızdan bir tanrı iddiası en azından yani Allah'ı iddia olarak getirmiyorsa bile bir tanrı iddiası olmasını istiyoruz. İşin aslı ben de sizden öyle bir şey bekliyordum ey Allah'ım ya da Allah'ın tarifi diye girdiğimiz zaman. Yoksa hayallerde yaratılan tanrılarsa eğer birçok tanrı var. Dediğiniz gibi 8 milyara yakın bir tanrıdan bahsediyoruz. Bunun da gerçek olması mümkün değil doğal olarak. Sonuç buraya gitmiyor mu? Şimdi Tanrı dediğimiz fark etmez. Tanrı deyin, Allah deyin fark etmez. Sizin bilincinizle oluşturduğunuz kadar ve her insan kendi bilincindeki var ettiği kadarını yaşar. Yani Tanrı olsun, çocuk olsun, iş olsun, güç olsun, başka şey olsun, siz kendi bilinciniz kadar, oluşturduğunuz kadar onları kavrarsınız, bilirsiniz. O daireyi bilirsiniz. Şimdi bunun arkasını zaten biz bilemiyoruz. Bakın gidin isterseniz bilim dallarına gidin bakın. Bunun arkasını bilincimizde var olmayan bir şey biz zaten bilmiyoruz. Bu manada bizim alanımız bizim bilinç dairesinde çizdiğimiz bir alandır. Aslı budur yani. Ya daha net soracağım. Gerçekten anlamaya çalışıyorum şu an. Yani bir tanrı var mı abi? Önce buradan bir bakalım yani. Bir tanrı var mı sizin iddianıza göre? Bir tanrı iddianız var mı? Ama stabil bir tanrıdan bahsediyorum. Yani herkesin hayalinde tanrı vardır, bilinci kadar tanrı vardır. Anladım buraları. Hiç sıkıntı yok. Ya da anlayabileceğimiz kadar tanrı vardır diyorsun. Ama bir tanrı var mı abi? Yani bütün bu evreni yaratan bir tanrı var mı? Sisteme baktığımızda, varlık yasasına göre baktığımızda, gözlemlediğimizde diyoruz ki evet bu sistem mükemmel bir yaratma söz konusudur veya mükemmel bir oluşum vardır. Her şey dengiyle gidiyor. Her şey güzel akıyor. Mesela Bunun bir bunu bir sahibine bak. temellendirelim mi? Bunu çünkü dindarlar çok fazla kullanıyorlar. Gerçekten böyle mi bir bakalım mı? Gerçekten mükemmel bir sistem var mı mesela? Bunu anlatır mısınız bize? Şimdi ben mükemmellikten kastettiğim adalet veya denge eşitlik namında söylemedim. Tamamen özgürsünüz. İstediğiniz gibi söyleyebilirsiniz. Yok o manada zaten söylemedim. Bu sistemin içinde adalet zaten yok. Denge de Mükemmellik yok, nerede abi eşitlik o de yok. zaman? Yani mükemmellik nerede? Mükemmellik derken misal bir insanın yaratılımında nereden geliyor bu? Zeminde bir güç yok ise zeminde bu insanın gözleri orada olması, ruhun olması, aklın olması gibi konumla bunlar nereden geliyor? Nasıl isabetli geliyor? Mükemmel mi abi peki Bir bu? yani bu ya mükemmel derken ben bu alanda söylüyorum. Mükemmel Fiziksel tamam olarak. ya bu açıdan Fiziksel. mükemmel mi sizce? Yani benim Fiziksel sesim. olarak. Aşağı yukarı evet. Başka bir şey yok. Hayır, Elindeki bu. ya şimdi mükemmel diyebilmemiz için kusursuz olması lazım. Hatasız olması lazım. Gerçekten hatasız mı? Hatasız. Ben oraya şimdi bir şey diyemem. Şöyle diyeyim. Ben böyle bir varlık olduğum için aynaya gittiğimde ben varlığımdan memnunum. Hayır Bilmiyorum siz aynanın karşısına gittiğinizde siz kendinize nasıl bakıyorsunuz? bakın şöyle söyleyeyim. Biz Kusur mu bakın gözetiyorsunuz? şu ya bu birazcık şey yani ego meselesi. Kimi insan kendini çok beğenir, kimisi az beğenir. Bu değil. Hani mükemmel kavramını yani bir yaratıcıya gidiyoruz ya. Oluştan varoluşa gidiyoruz şu an. Elimizde bir mal var tabiri caizse. Bir malzeme var.
Siz diyorsunuz ki bu malzeme o kadar kusursuz ki bir yaratıcı olması lazım. Yani olandan var olanı, yaratılışa gidiyoruz, yaratıcıya gidiyoruz. Ben de diyorum ki bu Evet. elimizdeki malzeme kusursuz mu? Siz de diyorsunuz ki ben bunu tam olarak diyemem. Ya da direkt bireyselleştiriyorsunuz. Ben kendimi kusursuz görüyorum diyorsunuz. Hayır, siz bana o zaman bir kusur gösterin de ben ona Hayır göre hayır. cevap. Şimdi bakın gene aynı şeye döndük. Yani bir iddia var. Hep denir ya Allah'ın var olduğunu ispat et. Edemiyorum. O zaman sen yok olduğunu ispat et. Siz mükemmel dediniz ya. Ben sizden şunu Ya bekliyorum. Mükemmel mi hı. değil mi? Ha, mükemmel diyorsanız ispat istiyorum. Değil diyorsanız zaten konuyu geçeceğim direkt. Ya bu her şey bir devri daim içinde olduğu için ne bileyim yani karanlık söktüğünde ağaçlar bizim verdiğimiz havayı alıyorlar, temizliyorlar. Bir akış içinde, bir şey içinde Bütün bunları ağaçlar mı öyle gözlemliyorum. mesela? Yani Ya da ağaç, bakın şöyle diyelim. mükemmel Yani bütün ağaçlar mı bunu yapıyor? Ya da bütün bitki mi bunu yapıyor? Ya da bunu yaparken olabilir. mükemmel mi yapıyor? Hani karbondioksit alıp oksijen verirken bunu mükemmel mi yapıyor ağaçlar? Bu doğru bir hareket mi? Mesela ceviz için aynı şeyi söyleyebilir miyiz ceviz ağacı içinde? Ya da birçok konuda insan olarak ya birçok mükemmel canlılarız ya. Harikayız, acayip bir bilincimiz var. Diğer hayvanların en mükemmeli biziz. Hatta yaratıcı bizi bu konuda halife kılmış. Onları asıp kesip derilerini üzüp hem derisinden hem etinden hem sütünden faydalanabiliriz. O kadar mükemmeliz mi diyoruz? Ben bu noktada hani gidişinizi anlamaya çalışıyorum. Hani Tanrı'ya gidiyoruz ya ispat noktasında. Ben burayı anlamıyorum. Yani Kur'an'dan gidiyorsak bende bir sürü mesela veri var ki hazırlamıştım. Ama şu an anladığım kadarıyla oraya giremeyeceğiz ya da girersek yayının sonunda ben ayrıca tarif edeceğim. Ben sizden yaratıcı inanışınızı temellendirmenizi istiyorum. İster şer ehli olarak mükemmel dediniz oradan girebiliriz. Size veriyorum ben gerçekten ikna olmak istiyorum. Yani sizin Tanrı iddianızı inanmak istiyorum. Buyurun. Ya Tanrı iddiamı almanız için siz benim savunduğum Tanrı'yı ilk başta bilmeniz lazım ki siz şimdi şöyle diyeyim. Siz gördüğünüz Müslümanlardan ötürü gözlemle misal diyorsunuz değişmişsiniz diyor. Ben Hayır hayır hayır. illa da Asla sakın sakın öyle bir şey düşünmeyin. Ben sizi bireysel olarak, şer ehli olarak düşünüyorum. Bir olabilir. Müslüman olarak, bir deist şu değil. Sadece argümanlarınız benzerse bunu belirtirim yalnız. Yani hani bu argümanınız bakın deist argümanına benziyor. Ya da agnostik ya da ateist. Yani bunu diyebilirim. Ama asla sizi bir yaftalama ya da Evet. kılıfa sokmuyorum. Anlamaya çalışıyorum. Buyurun. Şimdi ben size neyi açıklayacağım? Ben onu şu an nasıl bir cevap vermemi istiyorsun? Onu anlayamadım ben. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Siz bir yaratıcıya inanıyorsunuz değil mi? Şimdi Allah'a inanıyor musunuz dedim. Orada biraz çelişkiye düştük. Bir yaratıcıya, bir tanrıya inanıyor musunuz? Orada da Ben 8 milyar tanrı dediniz gene karıştı. Yani sabit bir tanrıya, yaratıcı olduğuna inanıyor musunuz? zeminde diyorsun ki zeminde arka planda bir yerde bir tanrı Allah var mı diye onu soruyorsunuz. Aynen öyle. Evet. Yok ben ona inanmıyorum. Zaten var olmuş olsa bile biraz önce bir şey söyledim. Ben kendi bilinç dairemin dışına çıkamadığım için zeminde arka planda bir yerde bir şey olsa da olmasa da benim için bir şey etken olmaz. Evet. Yaşantımda bir etkenlik Aynen olmaz. mesela bu söylediğinizde ben bir agnostiyim bu arada. Hani biliyor musunuz beni bilmiyor musunuz ama bu noktada da ben aynı şekilde düşünüyorum. Yani bir tanrı varsa bile ben bunu asla fark edemeyeceğim. Ben sadece bana gelen tanrı iddiaları benim yeterlilik sınırımda değerlendirme kabiliyetim var. Ben İslam'a bakıyorum. İşte mesela İslam'ın Allah'ını reddetmek için İslam'ın iddia ettiği Kur'an ayetlerine bakıyorum. Karşıma çıkıyor. İşte mesela Rahman ve Rahim olan Allah diyor. Fatiha'nın birinci suresi. Rahman ve Rahim Allah'ın sıfatlarındandır. Şimdi diyorum ki hiçbir şey yaratmadan önce insanı, özellikle insanı ve cinni kendi iddiasıyla yaratmadan önce bu varlık nasıl Rahman ve Rahim olur? Bunları karşılamıyor. Burada bir hata var. Yani ilk daha Tanrı'nın tabirlerinde, tasvirlerinde hata var. Ki bunun gibi bir sürü şey var. Onlara da geçeceğim. Yayının sonunda bu ayetleri anlatacağım. Belki bugüne kadar da söylenmeyen birkaç ayet daha koyacağım. Ki bazen yapıyoruz biz bunları. Ben sizden de şunu duymak istiyorum. Yani Facebook'tan sizin bir grubunuz var. Onlara da selam olsun. Şu an izliyorlar mı bizleri bilmiyorum ama. Yani Mutlaka. o gruptaki insanlar, yani o temsil ettiğiniz veya sizin ortaya koyduğunuz düşünceyi anlamak adına. Bir tanrı inancı yok diyorsunuz. Yani en azından ispat edebileceğim bir tanrı iddiası yok. Varsa da biz bunu algılayamayacağız diyorsunuz. Benle aynı fikirdesiniz bu arada. Peki, böyle bir tanrı varsa şer ehli ne yapıyor abi? Yani buradaki sizin misyonunuz ne? Bunları konuşarak. Ha, şey bizim Messenger'da neler yaptığımızı, ne konular onu mu soruyorsun? Aynen yani şer ehli ne anlatıyor abi? Yani mesela ben bir agnostiyim. Diyor. Ben şu an ne anlatıyorum biliyor musun abi?
Ben bu toplumu sömüren, bu toplumu alaşağı eden, şu din prangalarından insanları elimin, gücümün, dilimin döndüğü kadar anlatmak. Bakın, bu prangalardan kurtulun. Sizi bu şekilde sömürüyor oluyor, anlatmaya çalışıyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Mesela bu manada ben agnostik fikrimle bunları anlatmaya çalışıyorum. Gerek ateist, gerek deist, gerek geleneksel Müslüman, ehli sünnet, şia ya da modernist, bunları oturup bir meydana çıkartmaya çalışıyoruz. Ben insanlarımıza öze davet ediyorum. Özü işaretliyorum. Özün, insanın özünün kim olduğunu, özünün insana şahit olduğunu, insanın da kendi özünü bulması gerektiği o özü tarif ediyorum, işaret ediyorum ve insanlarımız ile kendi özüyle tanıştırıyorum. Belirli bir aşamalardan geçtikten sonra o kendi özleriyle haşır neşir olduktan sonra 7 aşama kullanıyorum. 7 aşamada yavaş yavaş insanlarımızı ileriye doğru yönlendiriyorum. Gruplarda bunları yapıyoruz. Anladım. Herhangi bir psikoloji eğitiminiz ya da psikolojiyle ilgili bir deneyiminiz var mı? Yok, o manada yok. Yok. Yani hipnozlu vesaireydi, bu tip şeylerle etkiniz Yok, yok. yok, yok, yok. Peki şöyle bir şey diyeceğim. Yani insanlar özüne, biraz orayı da açalım. İnsanlar merak uyandırmıştır. Özüne dönmek ne demek? Ne yapıyorsunuz mesela? İnsan özüne nasıl dönüyor? Özüne ilk başta kendi özünün sesini bir bilmen lazım, tanıman lazım. Onun sana şahit olduğuna kendin ilk başta bir şahit olman lazım. Bunu da yaşantı içinde yaptırıyoruz. Nereye giderse gitsin, kişi konuşurken özü ona şahittir. Bunu bir kişiye algılatmaya çalışıyoruz. Yaşantı içinde bu böyle gidiyoruz. Peki özü kendisini bilince ne oluyor abi? Ne değişiyor yani? Ne oluyor? Nasıl bir etki oluyor? Çok şey değişiyor, çok şey değişiyor. Mesela. İnsan artık ondan sonra biraz bedensel olarak sakinleşiyor, iç rahatı buluyor, bakış açıları değişmeye başlıyor, insanlara insan olarak bakıyor, bütün her şeyi bir vücut olarak görmeye başlıyor. Bu yönde güzel bir ilerleyiş. Peki şöyle diyelim, adam Müslüman. Allah'a, Kur'an'a, hadislere, İslam'a, namaza, oruca, bütün o virtüelleriyle beraber tabi. Bu şer ehli dediğiniz ya da tarif ettiğiniz şeyin içerisinde olabilir mi yine de? Onlar gelemiyor. Onlar, çünkü onların Allah modellerinde zeminde bir korkutucu bir Allah modeli olduğu için onlara bir şey ispat edemiyoruz. İspat ediyoruz, kabul etmiyorlar. Onları zaten alanımıza almıyoruz. Biz gerçekten de gerçeği arayanlara bu olayı gösteriyoruz. Anladım. Peki sizi eleştirdikleri bir yer var mı? Mesela şurada çok yanlışsınız, çok hatalısınız diyenler oluyor mu? Tabii ki oluyor. Mesela Öz ne? konumunda fazla değil. Öz konusu hakkında fazla değil de farklı konularda. Misal ben diyorum, bu sistemin içinde adalet ve adaletsizlik veya denge veya dengesizlik, eşitlik, eşitsizlik gibi bir şeyler bu sistem için geçersiz demiştim. Sonra bunu ispat ettim. Ama söyleyince tabii ki itiraz ettiler. Nasıl olur? Allah işte adaletlidir, o yaratıcıdır. Her şey adaletlidir deyince, ben bir tane örnek gösterin deyince, şu ana kadar hiç kimse bana sistemin içinde adil olan, dengeli olan, eşitli olan hiçbir delil gösteremediler. Yani hayatın içerisinden mi bahsediyorsunuz bunu, yoksa Yaşantıda, hayatın ha. içerisinde, yaşantı içinde. Aynı şeyden bahsediyorsunuz. Duygusallıktan olsun, fiziksel alanda olsun fark etmiyor. Hiçbir alanda geçersizdir. Peki bu manada mesela o zaman şöyle mi diyebiliriz? Bugün hani İslam'a inanan Müslümanlar, daha doğrusu ehli sünnet olanlar hatalı bir inanış içerisindeler mi size göre? Tabii ki. Tabii ki. Peki iddia ettiğiniz, hani o anlamaya çalışıyoruz. Tabii ki hemen pat diye anlaşılacak bir şey değildir. Bunda şey yaparsanız. Anlamaya çalışıyorum. Burada içe öze dönüş dediğiniz, özünüzde bir tanrıyı orada izini mi arıyorsunuz? Orada bir şey mi var? Bizi rahatlatacak orada bir güç mü var? Nedir o? Deneyelim istersen. Deneyelim, sıkıntı yok. Bu arada sormuşlar, bir lider bir şeyleri var mı diye soruyorlar. Ya yok, beni o alanda görmeyin. Yok yok. Tamam, Kesinlikle deneyelim yok. abi. Şu deneyimi yaşayalım bakalım. Ben de merak ettim. Yaşayalım mı? Tamam. Bana bir ufak bir cümle söyler misin? Dinleyen izleyici arkadaşlarımız, ilk başta hepsine hoş geldiler. Başımın gözümün üstünde yeriniz var. Sizler de isterseniz
Aynı deneyi yavaşça yavaş yapacağız. Sizler de kendiniz deneyebilirsiniz. Bir cümle söyle Soylu Bey. Ne, bir şeyle alakalı olması gerekiyor mu? Fark etmez. Değilse az önce kurdum. Bir şeyle alakası olması gerekmiyor. Tamam. Şimdi bunu sen söyledin, sen bunu duydun değil mi? Duydum, evet. Ben de duydum. İzleyiciler de duydu. Evet. Şimdi bu söylediğin sözü dilini kıpırdatmadan, ağzını kıpırdatmadan bir daha oku. Sessizce. Sessizce nasıl olacak? Duymadan mı? İçimden. İçinden ama dilini ve ağzını kıpırdatmadan. Evet, söyledim. Duydunuz mu onu? Kimse duymadı muhtemelen. Biz duymadık, sen duydun mu? Ben duydum tabii canım. Yani duymadım aslında. Ama Duymadım. Sadece duymadık. hissettim. Ya duydun mu, duymadın mı? Duymadım. Ha, fiziksel bir şey duymadın değil mi? Duymadım, hayır. Ha, ama bir şey duydun. İşte o fizik ötesi duymadır. Ama yok ya, bu çok Sen yani bak. anca farkın yani Bir daha söyle. şöyle söyleyeyim ben size. Yani kafanızdan geçirdiğiniz her şeyi duydum ve ben bunları aslında fizik dışı duydum diyemeyiz. Duyma fiili bellidir. Kulakla yapılan, kulak organının hissettiği bir şey. Öbür türlü sadece onu düşündüm. Yani dilimi ağzımı oynatmadan yaptığım şey düşünmek, söylemek değil ki. Yanılıyor O muyum? zaman iyi. O zaman o sesi iptal et. Okuması, o ses de gelmesin. İşte o okumak olmuyor ya da duymak olmuyor. O sadece Yapın o okuyorsunuz zaman. mesela. Hani Yapın benim şu an diyorum. elimde bir önümde metin var. Mesela şu an ben onu okuyorum ama söylemiyorum. Sesli bu fiili gerçekleştirsem ses çıkarırım ve insanlar duyar. Bir dakika, bir dakika. Diğer Sen haliyle ben sadece kendimi okumuş olurum. bir dakika. Şimdi sen o cümleyi bir daha içinden bir daha söyler misin? Okur Hangisini? musun? Hani demin söyledim. Fark etmez. Herhangi bir cümle Tamam. fark etmez. Az öncekini bir daha tekrar ettim benimle. Evet. Bir daha, bir daha ya. Tamam. Hadi bir daha yapayım. Tamam. Sen onu zihinden onu duyuyorsun. Duymuyorsun. Fiziksel duymuyorsun. Bak fiziksel duymuyorsun sen onu. Hayır, duymuyorsunuz, onu demek istiyorum. Sadece düşünüyorsunuz. Fiziksel ses gelmiyor orada. Ama o sesin ötesinde daha üstün bir duyma duyuyorsun. Kalben duyuyorsun sen onu. Yok, kalp. Bakın şimdi şöyle şey yapalım. Şarayli Bey mi? Nasıl hitap edeyim size? Nasıl istersen. Tamam. Şar Bey diyorum o zaman. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bazı kavramları karıştırmıyorum. Bir kere ben kalben duymayı kabul etmiyorum. Çünkü kalp organının fiili bellidir. Kulak dışında herhangi bir organla duymayı da kabul etmiyorum. Çünkü bunlar mesela duymak dediğimiz fiil için ses ihtiyacımız var. Siz diyorsunuz ki ses çıkartmayın ama duyun. Dolayısıyla bu mantık dışı oluyor. Ya da kalbinizle duyun diyorsunuz, bu da olmaz. En fazla şunu diyebilirsiniz. Beyninizle bunu hissettiniz veya beyninizle bunu kurguladınız. Bunları anlarım. Tabii ki zaten beyinde gerçekleşiyor. Göz görme olayı da beyinde gerçekleşiyor. Göz görmüyor ki. Hayır, değil. Orada Gören organ gene göz. Göze ışık yansıması olmadıktan sonra beyin algılayamaz. Yani işte, ama göz o asıl alıcıdır. tam işte o alıcı, göz alıcı, kulak alıcı, tenimiz alıcı, Evet. dilimiz alıcı. Bunlar alıcı. Bunların Peki. uygulaması, bunları kapatıp da yaptığınız şeyler. Peki. Bakın şöyle söyleyeyim. Peki. Bakın şöyle bir örnek vereyim. Sizin dediğiniz örnek. Alıcı diyorsunuz ya. Bu elimdeki kalem ne renk? Rengi. Yeşim gibi Yeşil. şey. Yeşil. Aynen öyle. Yeşil renk. Bunu gözünüzü kapattığınız zaman hayal edebilirsiniz. Tam olarak Tabii ki. yeşil rengini asla tutturamazsınız gözünüz kapalıyken. Ama onun yeşil rengini algılayabilirsiniz. Alıcılarınız Evet. olmadığı zaman sadece beyninizde bunu meydana getiriyorsunuz. Tabii Hatta ki. biz Kur'an için de aynısını söylüyoruz. Diyoruz ki Evet. kardeşim, bu herkes okuyor aynı ayeti, aynı kelimeyi, aynı cümleyi okuyor ama kafasında başka şey hayal ediyor. Mesela en büyük örneklerinden bir tanesi Nebe 33'tür. En çok tartışılan ayet. Nedir o? Ve kevâib ve etrâb. İki kelimeden oluşuyor. Topraktan gelen yumru aslında kelime olarak. Ama bu bir Arapça deyimdir. Göğüsleri yeni tomurcuklanmış kız çocuğunu tasvir eder. Şimdi bazı Evet. hocalarımız bunu sindiremiyor içerisine. Aynı cümleyi yüzyıllardır göğüsleri yeni tomurcuklanmış kız olarak algılayan Müslümanlar, Mehmet okuyan gibi hocalarımız sayesinde bunun topraktan gelen yumrular, yani üzüm taneleri olarak algılıyor. Şimdi şunu söylüyorum. Bizim evet okuduklarımızla beynimizdeki şeylerimiz, hayallerimiz farklı olabilir. Az önceki cümleyi ben sesli olarak okuduğumdaki algımla kafamda hayal ettiğim şey farklı olabilir. Ama bu duymak değildir. Ne kalbimde Ama ne başka bir yerimde duymadım. Sadece beynimde meydana getirdim. zaten onu söylüyoruz. Bizim söylediğimiz de o zaten. Aynen.
Ama işte bunu farklı Şimdi anlattığınız zaman olmuyor. ama bak Soylu abi bak sen orada içinden bir kelime okuduğunda yorumu yapan sureti giydiren beyindir. Siz kaleme baktığınızda da gözünüzle ona biçim ve suret giydiren sizin beyninizdir. Onun rengini veren, onun tadını veren, acılığını bildiren sizin beyninizdir. O alıcılardan ötürü siz o snapleri alıyorsunuz ve onu yorumluyorsunuz. Bu biraz önceki söylediğiniz kelime o da aynısı. O sizin beyninizle yorumlanıyor. İşte az önce verdiğiniz örnek var ya, milyarlarca Evet. tanrı örneği. Evet. Bunun gibi bir şey söylediğiniz şey. Yani bunu siz öyle algılıyorsunuz ama her beyin sizin algıladığınız gibi algılamayacak. Bu konuda anlaşalım. Ben de öyle algılamıyorum. Ben o kelimeyi beynimde düşünüyorum. Aslında söylemiyorum. Biz Veya de kalem aynısını içinde. söylüyoruz. Ama işte siz O diyorsunuz ki kalple duyuyorsunuz. İşte başka kulağınızla kalp duymadan orada duyuyorsunuz. yanlış söyledim. Evet, kalbi ben şunu söyledim. Ben dedim ki fiziksel bir duymanın ötesinde bir duyma gerçekleşti dedim. O beyinde gerçekleşiyor zaten. Bunu Aynen. söyledim. Tam orada, tam oraya Fiziksel anlaştıysak tam olmadan. devam edebiliriz o zaman. Tamam. Evet, fiziksel olmadan. Şimdi siz o bütün yaptığınız işlemlerde, etrafınızda, yaşantıda, düşündüğünüzde, konuştuğunuzda o hep konuşuyor. Kim abi? Kim konuşuyor? İşte o sizin özünüzdür. Şimdi biraz daha ileriye gitsem belki biraz daha açıklanır. Daha net Gidelim mi? olur. Gidebiliriz abi. Ben şu an Şöyle, okuyayım yani. Soylu abimiz Kur'an'a inanmıyor, Allah'a inanmıyor, Tanrı'ya inanmıyor, zeminde mutlak vardır, ona da inanmıyor. Tamam, hiçbir sorun yok. Sen de bir insansın bizim gibi. Ama Soylu kardeşimiz günün birinde büyük bir dara düştüğünde, sıkıştığında, zora geldiğinde kenara çekilip birisiyle konuşuyor. Bunu yapıyoruz. Ne gibi? Peki Kimle şimdi ben konuşuyoruz sana abi? soruyorum. İşte ben soruyorum, sen kiminle konuşuyorsun? Konuşmuyorum ki. Konuşmuyorum ben. Konuşuyoruz. Yok. Peki, sen akşamları veya geceleri yatağa gittiğinde biriyle konuşuyor musun? Yani yanımda birisi varsa konuşurum onunla ama yalnız olduğum zaman Birisi konuşamam. yoksa konuşmuyor musun? İşte bura benim için önemli. Birisi yoksa konuşmuyor musunuz? Yani olayları değerlendiriyorum ama ne haber, nasılsın, nasıl gidiyor Niye falan diye değerlendiriyorsun? konuşmuyorum abi. Madem ya insan kendi kendine konuşan adam deli derler biliyorsun. Demek ki birisiyle konuşuyorsun sen. Yok abi, deli olmadığım için konuşmuyorum ama eğer şundan kısa kastın, az önceki yani cümleyi tekrar etmek gibi, ya ulan böyle oldu bugün de, burada böyle oldu da şöyle oldu gibi bir analizi düşünmemi de konuşma olarak kabul ediyorsan, bu konuşma değil. Onu net söyleyeyim. O bir beyninde düşünüyorsun bir şeyleri. Konuşma şudur. Bir ses fiil olması lazım. İki, karşında ikinci kişi olması lazım. Şimdi burayı da karıştırmayalım. Yani ben şimdi gece yattım. Aa ulan dedim, böyle yaptım. Farz edelim ki işte alkollü araba kullandım. Lan yakalanmadık ama ya. Ulan kimseye de kaza yapmadan geldik mesela, örnek. Bunun pişmanlığını yaşadım içimde. Bu bir konuşmak değil. Ben burada tek başımayım. Ama birisi varmış gibi konuşuyorum. Öyle mi ondan? Vay be falan diye kendim de cevap veriyorsam burada sıkıntı var ya. O yüzden konuşma olarak kabul etmiyorum bunu yani. Ay, ne olarak kabul ediyorsun? Düşünüyorsun abi. Bu düşünme fiilini niye bu kadar böyle illa konuşmaya bağlıyoruz ki? Düşünebiliriz abi. Ay, insanın ihtiyacı var da onun için ben söylüyorum bunu. Yani her gece normalde %99 insanların çoğu aşırısı veya da geceleri yatağa giderken konuşuyor abi. Neyse, Kendi kendine burada konuşuyor. siz herhalde konuşmadan şeyi düşünmeyi telakki ediyorsunuz, değil mi? Abi konuşuyor ama konuşuyor sonuçta. Örneklendirelim. Nasıl abi? Mesela sen nasıl konuşuyorsun abi? Ne diyorsun mesela? Ya ben misal stresimi konuşabilirim. Bir Bir örneklendirsen güzel abi, nasıl mesela yani? birisi bana hakaret etmiş olabilir. Ben genel söylüyorum hani kendi onun analizini senin söylediğin gibi analizi yaparak konuşmuş olabilirim. Ama işte nasıl yapıyorsun Olaylar abi? İşte konuşma fiilini tam ortaya koyalım. Mesela şunu mu diyorsun? içten Bir konuşuyorum. örnek mesela. Sallıyorum, bugün Mustafa'nın YouTube kanalında yayına çıktım. Mustafa bana orada hakaret etti. Nasıl yani? Kendine hakaret mi ettirdin ya? Olur mu öyle şey? Niye yaptırdın bunu diye mi konuşuyorsun? Yoksa ulan ne kadar tuhaf bir şeydi ya. Keşke çıkmasaydım ben Mustafa'nın yayına diye mi Her konuşuyorsun? türlü, her türlü, her türlü. İlk kişi Abi de... için ilki bak sıkıntılı, ben sana söyleyeyim. Ya, yanlış anlama beni de, ilkinde böyle hem sorup hem cevap alıyorsan, tartışmaya falan giriyorsan kendinde problem var orada. Ben Hayır yaparsam yani. korkarım kendimden yani. Yani ya insanoğlu konuşuyor. İçten konuşuyor. Abi tamam. Fiziksel ses çıkmıyor. Evet.
Abi bak. Ama konuşuyor. Sen bana şimdi konuşuyor diyemezsin. Bu mümkün değil. Çok Mesela. zor. Sen de diyemezsin ki ben geceleri yattığımda hiçbir gün yatağa girmeden önce konuşmuyorum diyemezsin. Abi bak tekrar Buna ediyorum. Bak konuşmakta şöyle şunda sıkıntı yok. Oturup da olayları düşünüyorsan yani seslendirmiyorsun. Seslendirirsen zaten sıkıntı var. Kendi kendine konuşuyorsun. seslendirme yok. Ha. Genelde seslendirme yok. Seslendirmiyorsun. Kafanda diyorsun ki işte lan arabayı aldık gittik kaza yapmadan geldik. Ulan ya yapsın lan niye böyle bir hata yaptın? Niye böyle bir eşeklik yaptın falan diyorsun ya. Bu beyninde olayları değerlendirme ama şunu yapıyorsan sıkıntı var. Lan niye gittin araba? Ya iyi yaptın lan boş ver gideceksin gitmeyeceksin ne olacak? Kendinle tartışmaya başladıysan burada sıkıntı var. O manayı ben söylemiyorum. Onu da söylemiyorum. Tamam. O sessiz gene kendin konuş. Bunu yapıyoruz. Niye yapıyoruz? Sebep ne? Abi neden yapıyor? İnsanız ve bilinçliyiz ve sorguluyoruz hayatı. Gördün mü? O zaman senin özün diye bir şey yoksa, sende bir başka bir şey daha yok ise kiminle konuşuyorsun sen? Abi bak özüm var ama başka bir şey yok. Eğer başka bir şey Ulan. olursa tartışırım kendimle. Az önce verdiğim örnek var Başka bir ya. şey yok. Özüm var ama. He? Konuşma ihtiyacını duyuyor. Ama abi tartışmıyorsun. Direkt bir kişi konuşuyor. Yani şöyle düşün. Mesela Hristiyanlardan örnek vereceğim. Çok güzel bir örnek vereceğim bak. Hristiyanlar totemi koyarlar buraya. Rusya'da gördüm. İşte ne bileyim İsa heykeli olabilir, Meryem heykeli olur. Önüne de mum yakarlar abi. Geçerler karşısına kendilerinin duyacağı şekilde. İşte nispeten günah çıkartırlar nispeten ama cevap yoktur. Hep anlatırlar. Çok pişman oldum şunu yaptım bunu yaptım. İşte affet beni Tanrım şudur budur konuşur. Bunda sıkıntı yok. Bunu istersen içinde yap, istersen bir toteme karşı ibadet olarak yap. Ama sen buna cevap aldığını düşünüyorsan sıkıntı. Biz o yüzden dinlere Abi karşıyız. o Hristiyanlara da o cevap yüzden aldıktan kızıyoruz. sonra Onlar o totemden cevap aldığını, onun ona cevap verebileceğini düşünüyorlar. Sen de eğer abi öyle o düşünüyorsan problem var abi. abi söyle abi o cevap aldın verdiğini sen olaya soktun. Onu bir zahmet dışarı at. Ben o alandan bahsetmiyorum. O Attığımız alanı anda da şey içimizde bir yap. şey kalmıyor abi. Onu attığın zaman da hani iki özümüzde bir şey var değil. Biziz zaten o. Başka bir şey değil ya. Tamam işte zaten Benim içime konuş bir şey ama kaçmadı yani. ya bak çoğu insanlar İşlerini güçlerini yapıyorlar kendileri için bir yarım saat bir yalnız bir alan oluşturuyorlar orada yalnız kalıyorlar Tamam ya o da bak muhtemelen orada da hemfikiriz abi ama şunda değilim. kendiliğinden o şeyleri atmak için bazı şeyleri analiz etmek için zaten özünle konuşmak da analiz yapmaktır zaten orada bir daha dile getiriyorsun sakin gene o konuşuyor içteki konuşuyor yani konuşuyor derken kendi kafasına göre konuşmuyor. Ben Düşünüyor. daha olayı tam sana anlatamadım ben. Düşünüyor Olayı değil mi? daha Yani kafasında düşünüyor yani. O ha, tasarlıyor ya bir şeyleri. şimdi yapıyor. Şimdi ben Ya da az önceki olay. yarını tasarlarken de düşünürüz. İlla yaşadığımız günü değil. Ertesi gün Tabii, yapacaklar. tabii, tabii, Tamam bunda tabii. sıkıntı yok ama buradan hani içimizde özümüzde içimize kaçmış bir şey var. Biz onun farkına vardığı nasıl çıkartacağız onu anlayamadım. Orada bir. İşte oraya geliyordum ben de. O şimdi o Ha tamam ben şeyi aceleci düşünüyorum. davrandım. Tamam abi buyur. Acele için ben bir paketi bir anlatayım şöyle bir Tamam. tam sunayım. Ondan sonra sor. Ben de isterim sormanı. İlk başta biz bir cümle söylüyoruz. O cümleyi tanıtımda yapıyoruz bunu. Cümleyi söylüyor, herkes duyuyor, kendi duyuyor, fiziksel olarak da duyuyor. Sonra içinden söylüyor, okuyor. Birkaç sefer okuyor. Fiziksel bir ses gelmiyor ama onu zihinsel olarak sanki zihinsel duymuş ama o zihinsel duymanın ötesinde bir duyma gibi konum gerçekleşiyor. Sonra diyoruz ki o sesi diyelim ki o cümleyi oku ama o ses hiç meydana gelmesin. O okuma şeyi de olmuyor. İptal edemiyoruz. Red edemiyoruz. Bu bize neyi gösteriyor? Bu bize soylu arkadaşımız bir şeyi düşündüğü zaman sesli düşünüyor diyeyim, sesli düşünüyor. O konuşan özden o ses aslında geliyor. O öz senin isteklerini konuşuyor. Sen şu an ne istiyorsan, neyi düşünmek istiyorsan, ne yapmak istiyorsan senin özün onu sana bildiriyor. Abi bu çok tehlikeli değil mi? Şahit. Özür dilerim ama içinden bir ses seni yönlendiriyor dediğin zaman tuhaf olmaz mı yani? Sen iraden dışında bir şey seni yönlendiriyor gibi algıladığın için soruyorum. Senin isteklerini söylüyor. Yani senin isteklerini dile gelmiş gibi. Abi özür dilerim ama gerçekten bilmiyorum. Bizi gerçekten Ben sana profesyonel dinleyen varsa bu çoklu kişilik bozukluğuna giriyor gibi geldi ya.
Yani ben karar veririm. Karar benimdir. Harekete geçiren benim. Ama senin anlatımına göre içimde benden içeri bir ben var yani. Tehlikeli bir şey bu abi. Ben sana burayı tam anlatamadım. Ya anlatamadım ya da sen anlayamadın. Olabilir. Ben Ben anlamamışımdır diyorum, abi. ben diyorum ki senin bütün isteklerini, bütün düşüncelerini içinden, özünden zaten söylüyorsun. Ana biraz önce ses çıkarmadan o şeyi okudun ve o sesi duymadın ama duymanın daha biraz üstünü duymuş gibi oldun. Ben ondan bahsediyorum. Yani birlikte olan bir şey. Birlikte gerçekleş. İşte o özün ilk başta senin istediğin şeyleri konuşuyor. Yani o senden önce konuşmuyor. Öyle bir şey yok. Orayı tam sana anlatamadım. Tam Hayır, o beni açıklayamadım ben. yönlendirmiyor, değil mi abi? Ben onunla da Yok, yok, konuşmuyorum. O beni yok, yok, yönlendirmiyor. O zaman o yok yok, abi. yok, yok. Birlikte konuşuyor. Nasıl yani birlikte? Abi işte diyorum ya, onun sesini Abi bir dakika, bu kısamıyorsun. farklı bir varlık mı? Orayı anlamıyorum. Ben yanlış anlıyorum herhalde. Farklı bir varlık değil o zaman Hayır, bu. farklı bir varlık değil, işte buna öz diyoruz biz. Öz. Öz. Varlık farklı bir varlık değil. Ha. Şimdi ama kişi kendisini eğitir. Kendisindeki olan o öz kuvveleri, öz potansiyelleri, öz güçleri ortaya çıkartırsa, misal soyluda o kadar güçler var ki aslında daha soylu onun farkında bile değil. O kadar güçler var ki farkında değilsin. Beyin bile 400 trilyar işlev yaparken saniyede, insanoğlu 2000 tanesini Abi. anca saniyede gerçekleştirebiliyor. Doğru. Peki bunu bilen var mı abi? Çıkarabilecek var mı? İşte bu potansiyelleri ortaya çıkardığımız vakit, bizim öz kuvve, öz güçlerimizi farkına vardığımız vakit, bilincimizde bunları var ettiğimiz vakit, işte bunu biz özümüz ile yapıyoruz. Bunu yapanlar var, evet. Tamamen ortaya çıkarmak zaten mümkün değil. İnsanoğlu, şöyle diyeyim, biz maddenin hükmü altındayız. Biz öyleyiz. Ateşi ellersen yakarsın. Ama kişi kendi özüyle bir bağını kurursa, özünün yolunda kendisine doğru yolculuğunu yaparsa, artık yavaş yavaş madde o kişinin hükmü altında oluyor. O zaman Tibet'teki gibi, Japonya'daki gibi, bazı yerlerdeki gibi adamlar ateşlerin üzerinde koşuyorlar. İğneler, kel kafalarıyla iğnelerle kafalarını koyuyor. Hiçbir şey gerçekleşmiyor. Bir şey göremiyorlar. Peki abi, şöyle Bir aklıma bir şey geldi sen bu örnekleri verirken de, hani bu tarikatlarda biraz. var ya, işte kızgın demir yalıyorlar, şişleri batırıyorlar böyle boğazına, karnına falan filan, bununla mı alakalı? Muhtemelen onlar da bu yöntemi farklı farklı bir hallerde belki kullanıyorlar. Onları kesinlikle zaten onaylamıyorum. Ama yaptıkları işler aşağı yukarı o yönde gibi. Ama abi orayı hedef gösterdiğin gibi algıladım ben şimdi. Hayır, Tibet'tekiler. ben şey olarak bakıyorum. Ben tarikatlara zaten hiç oraya şey yapmıyorum. Ben Tibet'ten örnek veriyorum sana. Tibet'tekiler de yapıyor bunu. Tibet'tekiler de yapıyor da, Hindistan'da da yapıyorlar. hani bu yolun sonu oraya gidiyor gibi algıladım da, oraya gitmiyor değil mi? Yani hani bu özüne Hayır dönme canım, hikayesi öyle. böyle Tibet'teki o Budist rahiplerin yaptıkları gibi hayatı böyle yok saymalar veya tarikatların yaptığı gibi ateşler, şişler, kılıçlar, havada uçmalar falana Yok gitmiyor. canım, ya oraya götürürsün ama bu bizim o şeylerle bizim işimiz yok. Biz Peki abi, olayın var mı buyurun. örnek mesela? Yani sen kendinden de verebilirsin. Etrafında hani bunu başarmış adam, böyle çok olağanüstü şeyleri kendinde bulmuş, tayyi zaman olmuş, tayyi mekan olmuş falan filan, böyle bir şeyler var mı yani? Yok, öyle öyle üst boyutta yok yok. Ne var Yok. abi o zaman, ne Ama olacak yani? şöyle var. Şöyle var abi. Örneğin şu an senin bedensel bir yerinde rahatsızlığın yok herhalde. Şu an rahatsın. Bildiğim kadarıyla yok abi. Elin kolun ağrıyan bir tarafın da yok herhalde. Yok abi. Evet, biz misal ben parmağımı biraz küçültebiliyorum. Ben bir yerimde bir hastalık derken bir sancı bacağımda, omzumda vesaire ağrı olduğunda bunları özüm ile tedavi veya şifa edebiliyorum Kendini mi abi? çoğalı. Kendimde ve bizim gruptakiler de hepsi de, onlara da bu şeyi gösterdik.
yapabiliyorlar. Bu yönde biz daha çok yapıyoruz. Ama böyle yani senin anladığın gibi böyle mucizevi gibi bir şeylerden ötürü değil. Ne diyor bilim, tıp ne diyor? Diyor ki en güzel şifa moraldir diyor. Bakın bunu tıp zaten söylüyor. En güzel şifa moraldir. Biz zaten hastaneye gittiğimizde hastamıza gidip affedersin anavrat küfür etmiyoruz. Biz moral veriyoruz kişiye. Ya orası Yani tamam ama hani işte bu, biz bu alandan öz derken bu alandan o güzel güzellikleri güzel esma veya sıfatları diyeyim yani sevgiyi barışı mümkün olduğu kadar bedenimizde ruhani alanımızda barındırmaya çalışıyoruz. abi İşte bak, bu. ben sana bir şey söyleyeyim mi? Anladığım Buyurun. kadarıyla söyleyeceğim. Şimdi ben kendi adıma söyleyeyim. Ben bir agnostiyim diyorum. Bu dini hurafelere vesairelere ben inanmam. Benim inancım bilimle ilgilidir. Bilimin ispatladığı kadardır. Bilim mutlak doğru mudur? O da tartışılır. Bilim de hata yapabilir. Ama Bilim de tökezli. çünkü bilim de kendisini yalanlayacak ki başarılı olsun. Kendini eleştirecek ki başarılı olsun. O noktada şunu söyleyeceğim. Ben pozitif enerji dediğimiz o hani moral, motivasyon vesaireye ben inanan bir insanım. Çünkü yıllarca spor da yaptım. Ağır eğitimlerden geçtik. Neyin ne olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla o moral motivasyonun anlamını biliyorum. Ama bunu hani ben keşfettim ya. Bak, bu moral motivasyonun kodu modu budur. İşte bunun çakraları vardır. Veya işte senin söyleminde şardır vesairedir. Adını ben şimdi bilemediğim için yanlış anlama sakın. Hani senin söylediklerini aşağılamak için söylemiyorum. Bilmediğim için söylüyorum. Cahilliğime bak. Bunun Tabii. ispatı olmak zorunda. Yani evet, Tabii. ben şunu yapıyorum. Mesela işte nasıl anlatabilirim ya bilemiyorum ama bir deneyim yaşamış. Beyin kanaması geçiriyordum. O da çok mu büyük oldu? Kolum kırıldı veya incindi, şişti. Ben oraya böyle bir özüme döndüm. Gittim oradaki damarları açtım falan filan. Oradaki ödemi yok ettim. Bunu demedikten sonra geri kalan şeylerde ben varım abi. Moral motivasyon tabii ki önemli. Abi zaten Ağrını o geçirmekte de en etkili yani. Bunlarla test edebilirsiniz. Kendiniz de yapabilirsiniz. Hatta bizim dostlar da yapıyor. Ama dediğim gibi bunu böyle bir her şeyi şifa edeceğiz. İşte dediğim gibi damar şeylerine kadar girme gibi bir konum değil bunlar. Bunlar moralden ötürü, güzel şeylerden ötürü ve daha biraz daha ilerisine gidiyoruz değil mi? Aşamalar var. Bu aşamalarda ilk başta olan zaten zihindir. İlk başta zihinde o güzel oluşumlar oluşuyor. Sonra yavaş yavaş bütün bedene yayılıyor ve biz metafizik alanlarında biliriz. İnanıyor musun abi Bedendeki metafiziğe? zaten biz metafizik alanın sanal alemini yaşıyoruz. Yani nasıl? Aslı Şeyi falan biliyor metafiziktir. musun abi? 3 harf cinlere falan inanıyor musun? Var mı onlar? Aa, yok. Ne abi metafizikten kastın ne o zaman? Metafizik zaten bir senin masa olarak, ağaç olarak gördüğün kainatta ağaç değil ki. O ağacı sen zihninde suretini giydiriyorsun. Zeminde mi orada bir sıkıştırılmış bir enerji var. İşte o alan senin zihninin dışında olan hakikat diyeyim, metafizik alanıdır. Ne işte O mesela? metafizik Yani hani örneklendirelim bunu. Hani ağaç dedin de örnek zaten ağaç enerjiden. ben şimdi ne kadar da olsak tabii ki ben materyalistim yani. Ben madde dışında bir şeye inanmıyorum. Sen de Tamam. metafizik dediğin zaman Baktın. yani maddenin dışında bir şey varsa bunu mesela ben temellendirmeni beklerim yani. Maddeyi de zaten madde olarak gören senin zihnin. Abi sadece zihnim değil ki ya. Birçok şeyini görüyorum. Ağacı kesiyorum, işte kağıt yapıyorum, sobada yakıyorum, ağacı Tamam. işliyorum. Bunlar hep maddesel şeyler. Sen bunu metafiziğe çevirdiğin zaman bana bir şey söylemen lazım. Yani enerji boyutu. Ben Enerji ağacın bir tek yani. enerjisini yakarken ısı enerjisi olarak görüyorum mesela. Peki sen buzonlara madde mi diyorsun? Ne abi? Buzonlara yani atom, kvark ve buzonlara Ha, madde mi buzonlara. diyorsun? Yani Evet. sonuçta maddeye bağımlı yani. Maddenin dışına çıkartamıyorsun yani. Tamam. Madde olarak dersen tamam, o zaman o algıya göre zeminde olan senin, bak sen zihinde bir sanal alem oluşturuyorsun. Bunu herhalde kabul ediyorsun. O senin zihnindeki oluşturduğun alem sana aittir. Senin Değil abi gözlemlediğin kastım alem. da benim şimdi hayallerimi oraya mı katıyorsun? Hayaller ayrı bir şey. Beyninin içerisinde onlar. Ama onun dışında şu makastır abi. Bunun başka bir şeyi yok yani. Bu makas. Tamam. Peki o gördüğün yeşil kalem yeşil miydi? Yeşil abi. Yeşil ama sen görüyorsun. Ama aslında o yeşil diye bir renk var mıdır sizde, şeyde kainatta? Renk var Yok mı? niye olmasın abi? Renkler diye bir şey yok. Dalgaların bir araya gelmesiyle sen orada renk görüyorsun. Zihin veriyor bunu. Tamam işte Renk diye bir renk şey mi?
Abi renk sonuçta bu ışığın yansımasıyla meydana gelen şeyi hepimiz aynı görüyoruz. Ha bunu bence Evet. sen şunu diyebilirsin. Bir tane nörolog bir arkadaşım söylemişti. İspat edilemez bir iddiam var demişti. Bu senin yeşil diye gördüğün şeyi ben belki mavi renk olarak görüyorum. Yani Ona gözüme tabii yansıması. sürekli. Ama en Evet. nihayetinde onun mavi gördüğünü ben hep yeşil görüyorum. Benim yeşil gördüğümü de o hep mavi görüyor. Dolayısıyla aynı renge baktığımızda aynı ismi söylüyoruz. Dolayısıyla gene Bütün. madde, gene bir şekilde bir yere Tamam, tamam. bağlıyoruz yani. İşte sıkıştırılmış bir enerji Abi kütlesine şöyle sen yapalım madde mı? diyorsun. Biz Tamam. şimdi Ona yayın... bakalım. Ben açık konuşayım. Bizim yayınlarımızda çok böyle metafizikti ya da hani ispat edilenmeyen meselelere çok fazla girmiyoruz. Hatta din meselesinde de biz böyleyiz. Yani diyorum ki kardeşim eğer dini İslam'ı konuşacaksak Kur'an hadis konuşacağız. Kaynak konuşacağız. Kaynaksız bana göre İslam böyle diyen arkadaşlarla biz çok böyle şey yapamıyoruz. Yayını sürdüremiyoruz. Bence biraz daha elle tutulur yerlere gitmek istiyorum ben. Mesela dediniz ya pozitif enerjiyi çok ben benimsiyorum. İşte moral motivasyonu bunun karşılığını ben görmüş birisiyim. Bunu asla inkar edemem. Yani insan beyninin yapamayacağı, normalde bedenen yapamayacağı şeyi beynine moral motivasyon yüklediğiniz zaman yapabildiğini çok gördüm. Ben şöyle söyleyeyim. Gençliğimizde ağır sporlar yapıyorduk. Birey geliyor, daha 600 metreyi depar koşamazken öyle bir moral motivasyon veriyorduk ki kimsenin hayal edemeyeceği şekilde 1600'ü depar koşuyordu adam. Sadece bir gün içerisinde. Bir iki tabii ki fizik hareketleriyle kaslarını açtıktan sonra. Ben başka bir taraftayım abi. Yani sen bundan bahsediyorsan tamamız. Ama bunun dışında bana böyle ispat edilebilir, elle tutulur, gözde görülür bir şey koyacaksan ver abi dinlemeye hazırız. Arkadaşlar da dinleyecek. Yoksa ben yavaş yavaş İslam konusuna gireceğim yani. İşte ben söylemeye çalıştım ya, ilk başta zihinde gerçekleşiyor. Bütün bedeninde o güzellikler, ya, bunun tersi de var. Yani kişi kin kibiri zihinde oluşturursa bedeninde de sinirler kasılır, kaslar gerilir. Bir iç rahatsızlık demeyeyim de bir şeylik yaşar. Ne olur bu bedende karşıya, suya, ağaca vesaireye o enerjiyi iletir. Ama iyi ama kötü. Ama pozitif ama negatif. Ama biz bunun daha çok pozitif alanlı şey yaptığımız için biz güzel şarj ediyoruz kendimizi diyeyim. Güzel sıfatlar ile bedenimizi, ruhanimizi, ruhani alanımızı şarj ediyoruz. Yüklüyoruz pozitif ile ve etrafımızdaki bulunan misal su koyuyoruz önümüze ve yemek koyuyoruz. Onlara da bu enerjiyi yayıyoruz. Suyun gerçekten de tadı da değişiyor. Yemeğin de tadı değişiyor. Biraz farklılaşıyor. Bu alanlarda biz uğraşıyoruz. Bizim aslında son nokta bizim gruba gelen insanlar şunu istiyoruz biz. Diyoruz ki geldiğinizde bunları madem öğreniyorsunuz akşamları da ailenizle yemek yerken ilk başta bir el ele bir tutuşun. İki tane mum yakın orada. Güzel bir şeyler söyleyin. Güzellikle oturun. O yediğiniz yemeğin de tadını almaya bakın. Yönüne davet. Asıl hedef bu. Çünkü kişi ilk başta kendisinde oluşturacak bu güzellikleri. İstersen özle deme fark etmez. Kendinde oluşturacaksın güzellikleri. Sonra bunu ailene yayacaksın. Ondan sonra o dış kapıyı açıp dışarıya gittiğin zaman dışarıya da o güzellikleri beraberinde götüreceksin. Yani o şarj edilmiş halini her yere götüreceksin. Peki şarj ne zaman bitiyor? Burası da bir ilginç bir alan. Dediğim gibi bazı alanlarda insanoğlu kendisini kenara çekiliyor, yalnız kalmak istiyor. Orada yeniden bir yükleme yapıyor gibi alanlarda şey yapıyorsun. Anladım. Ben herhalde biraz daha siz işin psikolojik tarafından ilgileniyorsunuz. Yani özünüzde kendinizi iyi düşünün, pozitif düşünün, etrafınıza pozitif enerji yayın. Bunu yediğiniz, içtiğiniz, beraber olduğunuz insanlara da yayın diyorsunuz. Bunu da zaten canı gönülden biz de destekleriz. Bunda çok fazla tartışılacak bir şey yok. Ben biraz daha yaratıcı tarafındayım. Zaten yayınlarımızın ve yayın politikamızın amacı da o. İnanç noktasındayım. Yoksa psikolojik, az önce bir arkadaş yazmış, moral motivasyon da fizikseldir demiş. Kesinlikle fizik olmadan bunların hiçbirini başaramazsınız. Aynı Şarahilli'nin anlattığı gibi. Özünde ne kadar düzgün olursan ol, fizik olmadıktan sonra onu dışarıya vurup insanlara gösteremezsiniz tarzında bir noktaya gidiyor. Şimdi şöyle bir yere girmek istiyorum abi. Sen neler düşünüyorsun bununla ilgili? Konum olarak da geldin. Aslında başlığa da uygun olsun diye bu ayetlere çalışmıştık.
İlginç ayetler var elimde. İnsanları bunlar özünde, hani dedin ya, özündeki o moral motivasyonu yükseltiyor, iyi insan yapıyor dedik ya. Sence bu ayetler o insanları iyi insan mı yapar? Bu ayetlerin gösterdiği tanrı tabiri insanları iyi bir tanrıya mı, özünde iyileştirir mi, yoksa özünü çirkinleştirir mi, kötüleştirir mi? Biraz bunu konuşmak istiyorum. Evet. Mesela ilk az önce bahsettiğim gibi bir olay var. Hemen aslında ayetleri de ben ekrana vermek istiyorum bu noktada. Çünkü bunlar da arkadaşlar da görsün istiyorum. Çünkü bazen şey oluyor böyle, hani ayetleri cımbızlıyorsunuz falan gibi eleştiriler oluyor. Ayetin ne olduğunu da ekrana vermek bence yararlı olacaktır. Hemen şöyle vereyim. Şuradan. Hatta şöyle bir saniye. Bakara suresi 3. ayete geçmek istiyorum. Belki hepimizin sık sık okuduğu ama görmediği ayetlerden bir tanesi. O da şu: İnsanlar gaybe inanırlar, namazı kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan yerli yerince sarf ederler diyor ayette. Benim burada altını çizmek istediğim şey, gaybe inanırlar var. Şimdi insanın gaybe, yani bilmediği, ben bu arada geçtim mi? Geçmişim. Bilmediği şeye inanması, bu arada ben bu ekranda fazla kısmışım, bir saniye. Ayet gözükmüyor çünkü. Açalım, ayette gözüksün. Konumuzu da verelim ekranı, o da gitmiş. Evet. Şimdi Bakara 3. ayette insanların gaybe, yani gizli olana, bilmediği şeye inanması doğru mu? Mesela siz şimdi anlatıyorsunuz. Özünde güzellik yayacaksınız, etrafa pozitif enerji yayacaksınız. Adam sizi anlamadan buna iman etmesi, ister misiniz böyle bir şeyi? Asla istemem. Zaten bu hurafedir. Aynen. Şimdi bir tanrı düşünün ki diyor ki beni anlama, gayb olarak bil bunu ve buna iman et. Bu sağlıklı bir düşünce mi? Sağlıklı bir davet mi? Sağlıklı değil. Peki bizim bunu sorgulamamız insani mi, yoksa biz şey mi yapıyoruz? Yani bilerek saptırıyor muyuz? Yani kafirlik mi ediyoruz? Üzerini mi örtüyoruz olayın? Yani çünkü bunu defaatle biz karşı karşıya geldiğimiz için söylüyorum. Şimdi kitaptaki geçen Allah kavramı zaten ben biraz baktım. Bakıyorum zaten. Kendisini bilinç olarak tarif ediyor. Ama bu kitaptaki geçen Allah'ı insanlar işte zeminde dediğim gibi bir korkutucu, yakalayıcı, öldürücü bir Allah modeli yarattıkları için bir yaratık yaratmışlar kendilerinde. Ama kitaptaki Allah'a baktığımızda görebiliyoruz. Oradaki geçen Allah kavramının bilinç olduğunu görebiliyoruz. Ve o bilinç kendisini bir akıl alanından bahsediyor. Sonra kendisini vicdani alandan bahsediyor. Nerede Çünkü bu? bunlar hep Kur'an'dan mı bahsediyoruz abi? Kur'an'dan mı inanıyoruz? evet. Ama şimdi Bu bakın, burada bilinçli çöp atıyor. Diyor ki hayır diyor, gaybe inanırlar onlar. Yani bilmedikleri gaybe inanırlar. Ben ispat edemiyorum ama, yani onları öğretemiyorum ama buna iman ederler diyor. Bu sağlıklı bir yaklaşım mı mesela? sağlıklı değil diyorum, ben onu söylüyorum. Ben bilmediğim bir şeyi nasıl bilebilirim ki? Bilmiyorum ki zaten. Bilmediğim bir şeye nasıl inanabilirim ki ben? Evet, yani bunu, tamam, bunda hemfikiriz ama bunu davet eden bir din var ve bir tanrı olduğu iddia ediliyor. Bu sıkıntılı bir yaklaşım değil mi yani? Ve biz bunu söylediğimiz için ahmak, maymun, işte vesaire bütün hakaretleri hak eden varlıklarız. Doğru mu bu yaklaşım yani? Doğru değil. Zaten yaratıcı olarak tarif ediyorlar. Biz yaratmanın yaşantı içinde veya oluşturmanın neler gerektirdiğini biz kendimiz görüyoruz. Bütün oluşumlar bu sistem içinde mutlaka ve mutlaka gereken unsurlar bir araya gelir. Zaman, mekan ve süreçler tamamlanır ve bu süreçler tamamlandıktan sonra sonuç elde edilir. Örnek bir ağaç, Allah kün der, hemen ağaç olur. Eğer ki orada bir ağaç hemen olursa o zaman o ağaç sebep sonuç ilişkilerini tamamlamadı. O ağaç süreçlerini tamamlamadı. Evet. O şeyleri geçirmedi. Dolayısıyla ne oldu peki? Allah dedi ki kün dedi, ağaç oldu. Orada bir ilim gerçekleşmedi. Örnek bir kelebekten. Kelebeğe Allah desin ki kün, hemen kelebek oldu. Ben sana soruyorum. Sen bu kelebeği labora götürsen bu kelebeğin tırtındığını görebilir misin?
Göremezsin abi. O meselemiz o değil. Yani o Gör. künfe yokluğunda zaten sıkıntılı. Hiçbir şey künfe yokluğun olarak olmuyor. Yani Hep bu bilime manadan muhtaç, bakarsak evrelere muhtaç, her şeye muhtaç, bir sisteme muhtaç ki bunu inananlar da kabul ediyor. Ama gel gör ki künfe yokluğunu şey yapıyor. Bir sorun daha var. Bakara suresi 15. ayet. Sence bir yaratıcı, bir Allah yarattığıyla alay eder mi? asla. Peki alay etmeyse alay ettiğini kitabına koyar mı? Demez değil mi? Yani kitabında da ben alay ediyorum sizlerle demez herhalde. Demez. Ama Bakara suresi 15. ayette direkt eski mealden okuyorum Diyanet İşleri'ni. Onlarla Allah alay eder ve taşkınlıkları içinde bocalar durumda bırakır. Yani biz buna iman etmedik diye ya kardeşim bu işte bir sıkıntı var. Gelin bize anlatın dediğimiz zaman kimse bize anlatamıyor. Anlatamadığı yetmiyormuş gibi bir de hakaret küfür. Benim kızım hastanede cebelleşiyor. Bana hala da kızım üzerinden hakaret küfür maili atıyorlar. Ya sizin insanlığınız, sizin vicdanlığınız da mı öldü ya? Ya bak ben buna inanmıyorum abi. Beni yaratan benimle alay ediyormuş. Ben buna inanmıyorum ya. Senin vicdanın buna Hayır. inanmaya el veriyorsa buyur inan. Senin Allah'ın diyor ki Katılıyorum. ben sana kendimi anlatamıyorum. Ben gaybdayım ve bana iman et diyorsun. Sen buna inanıyorsun. Ben de o gaybı araştırmakla mükellefim, bilincim olduğu için. Bunu da Allah verdi senin inancına göre. Ama ben Evet. bundan dolayı suçluyum öyle mi? Devam edelim abi. Bakara suresi Katılıyorum. çok güzel yani. Peki abi bir yaratıcı yarattığı kulunun intihar etmesini ister mi abi? İntihar et ki seni affedeyim der mi? Olur mu öyle şey? Der mi? Demez değil mi abi? Bakara Demez. suresi 54. Bak hiç cımbızlamıyorum. Direkt ayet okuyorum. Musa milletine ey milletim uzayı tanrı olarak benimsememekle kendinize yazık ettiniz. Yaratınıza tövbe edin ve nefislerinizi öldürün. Bu yaratıcının katında sizin için hayırlı olur. O daima tövbeleri kabul ve merhamet eden olduğu için tövbenizi kabul eder demiştir. Abi nefis ne demek? Evet. Nefis kendindir ya. Özündür ya. Nefis kendinizi öldürün. Bakın hani inanmayanlar vardır. Hani sen saptırıyorsun. Buyurun abi ben size tefsirini de atıyorum ekrana. Ya zaten insanı hayatta tutan nefsidir. Yani senin yaşantıda bu zevk alman, neşe alman, tadını alman, şey yap, bunlardır seni ayakta tutan. Bunlar olmamış olsaydı giderdin, intihar ederdin ya. Zaten buradaki Yani. anlatım Nefsin da gider. ya bunu meşhur bütün İslamcılar bu nefsi zaten kendini öldürmek almış. Ama bizim tasavvufçular o nefsi almışlar. Az önce de yani belki nispeten sizin anlattığınızla bağlantılı içerisindeki işte istek ve arzularını öldürmek olarak adlandırıyor. Ya kardeşim yemek isteği de bir istektir. Su içmek de Tabii. istektir. Bunların hepsi istek zaten yaşamdır. Ve bu ayette kendinizi öldürün diyor ya. Bütün tefsirlere bak öldürün der yani. Allah kendinizi öldürün ki ben sizi affedeyim. İntihar edin ben sizi affedeyim diyor yani. Peki Evet. abi bir tane daha Bakara 102'yi okuyacağım. Tekrar ediyorum. Ben yanlış biliyorsam buyurun gelin abi. Bana doğrusunu öğretin. Ben dediğim gibi ben size katılıyorum. Ama bir şey de açarsın isterseniz. Ankebut 17 birazdan. Orada da bakarsın. Allah Varsa abi zaten siz kendisi şey yapın, not alın. Onlara da geçelim. kendi ilah olduğunu zaten kendi söylüyor. Hemen Put şu olduğunu söylüyor. aynen öyle. Onlara da Buyurun. geleceğiz. Şimdi Bakara 102'de diyor ki şu yarısından okuyacağım çok da uzun bir ayet olduğu için. Diyor ki halbuki bu ikisinde koca ve karının arasını ayıracak şeyler öğreniyorlardı. Büyücülerden bahsediyor. Oysa Allah'ın izni olmadıkça onlar kimseye zarar veremezlerdi. Bir Allah'ın büyücülere izin verdiğini söylüyor. İzin vermedikçe zarar veremezlerdi. E demek ki Allah izin vermiş onlara. Büyücülere izin vermiş karıyla kocanın arasını açması için. Bugün büyüler yapılıyor. Bunlara inanılıyor anladın mı? Ben bunlara inanmıyorum arkadaş. İnanmadığım için ahmak, suçlu, kör, kulaklarıma kurşunlar dökülmüş, boynuma halkalar vurulmuş, kalbime mühürler atılmış bir insan olarak görüyorsan beni, bana yaptığın en büyük hakarettir. O zaman benim buna mütekabiliyet gösterdiğim zaman alınmayacaksın, kırılmayacaksın, üzülmeyeceksin. Üzülme arkadaş. Bak bana bunları söylüyor. Bana bunlara inanmadığım için hakaret etme hakkı görüyorsun kendini. Bir tane de arkadaşımız var. Biraz sonra onu da paylaşacağım. Sürekli bizim videoların altına yorum atıyor. O arkadaşımızın yorumlarını da okumak istiyorum. Çünkü ibretlik. Çok ibretlik yani. Hemen 2-3 ayetim kaldı. Onları da benim sonra sizin görüşlerinizi de alacağım.
Bakara 106'yı okumayacağım bile. Orada zaten kendi ayetini unutturuyor. Çok da bilinen bizim aramızda konuşulan mevzudur. Hükümsüz olanları unutturuyor. Daha iyisini getirtmek için. Ya sen bir kitap gönderiyorsun. Daha peygamberi ölmemiş. O görevin içerisinde. O peygamberine diyorsun ki ben bazı ayetleri unuttururum. Hadi açayım ya. Sonra uyduruyor demesinler bana. Ayet burada abi. Herhangi bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya unutturursak onun yerine daha hayırlısını veya onun benzerini getiririz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmez misin? Ya arkadaş daha peygamber görevde. Peygamber yaşıyor. Bir ayet söylemiş, sonra unutmuş, başka bir şey söylemiş. Sonra hatırlatıyorlar. Diyorlar ki sen bu ayette böyle söylemiştin. Unutmuş, ayeti unutmuş. İnsani bir şey. Allah ayette gönderiyor. Ya bu Allah'ın kudreti bu kadar mı zayıf ya? Bu kadar mı zayıf bir Allah'a böyle bir rol biçiyorsunuz yani? Hemen Bakara 115 açıyorum abi. Buyur abi. Doğuda, batıda Allah hattınımdır. Nereye dönerseniz Allah'ın yönü orasıdır. Doğru Allah her yeri kaplar ve her şeyi bilir. Bu ayet nasıl geliyor biliyor musun abi? Bu ayetin geliş nedeni eskiden Müslümanlar Kudüs'e kıble olarak dönüyorlardı. Sonra Allah'ın emriyle Mekke'ye dönmeye başladılar. Medine ayeti bu. Sonra diyor ki Allah, doğuda, batıda her yerde Allah'ındır. Neyi tartışıyorsunuz? Ben vazgeçtim Kudüs'ten Mekke'ye döndürdüm sizi diyor. Tartışmayın bu mevzuyu diyor. Peki sonra ne oluyor biliyor musun abi? Allah'ı tarif ediyoruz abi. Hani Allah her yerde ya. Doğuda, batıda Allah'ındır. Nereye dönerseniz Allah'ın yönü orasıdır diyor ya. Sonra abi bir bakıyoruz. Hani Allah her yönde diyoruz ya, her yerde. Spiritüelist bir tanrıdan bahsediyoruz ya. Sonra abi Hakka suresi 17'ye geçiyoruz abi. Melekler onun çevresindedirler. O gün Rabbinin arşını onlardan başka 8 tanesi yüklenir. 8 melek taşırdı. Hani her yerdeydi? Allah şimdi arşa çıktı, 8 tane meleğin taşıdığı tahtta oturuyor. Peki abi gene bitmedi. Sonra neredeymiş Allah? Tekrar yer değiştiriyor abi. Abi Kaf 16. Andolsun ki insanı biz yarattık. Nefsini kendisinden fısıldadıklarını biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Abi ne oldu? Hani her yerdeydin. Sonra tahta çıktın. Sonra şah damarına geldin. Ya bir şey yok mu abi? Yani bir Müslüman şah damarında kabul etse de oluyor. Bir Müslüman her yerde spiritüelist olsa da oluyor. Bir Müslüman gökyüzünde tahta oturduğunu kabul etse de oluyor. Yani böyle bir şey olabilir mi? Şimdi Ayşe Gül oradan demiş ki kıbleyi kastediyor orada. Hani doğuda batıda Allah'ındır diye. Her yere kıble yapalım o zaman. Niye Müslümanlar Kabe'ye dönüyor bugün? Hani madem kıbleyle alakalıysa. Orada da çelişiyor. Evet doğru, kıbleyle alakalı o ayet. Şeyden Kudüs'ten Mekke'ye döndü diye o ayet geliyor. Tartışmayın ben vazgeçtim. Doğuda, batıda her yerde Allah'ındır diyor. O zaman Müslümanlar her yere dönsünler. Neden sadece Mekke'ye dönüyorlar? Oradaki kastedilen her taraf Allah'ın yönü diyor. Yani her yerde Allah diyor. Kastedilen insanın normal zekalı bir insanın anlayabileceği bu ayetten budur. Ki ayette onu diyor. Bütün Araplar da zaten onu anlamışlar onu. Neyse abi son şey. Bakara 142'ye geçeceğim. Sonra bir ayet kalıyor. Ondan sonra sana vereceğim abi. Bunları söylemek istedim. Çünkü ciddi taarruz altındayız ya. Gerçekten bilmiyorum yani. İnsana zerre kadar saygısı olmayan, eğer bunları yapan eğer Müslümanlarsa, tekrar altını çiziyorum. Müslüman değillerse zaten onlar için diyecek bir şey yok. İnsanların beyinsizlikleri diyor abi. Yöneldikleri kıbleden onları çeviren nedir diyeceklerdi ki Doğu ve Batı Allah'ındır. O dilediğin doğru yola eriştirir. Bak gene aynı yeri diyor. İnsanların Evet. beyinsizleri yöneldikleri kıbleden onları çeviren nedir diyor. Asıl şey buymuş. Pardon, düzeltiyorum. Asıl kıble ayeti buydu abi. Ama öteki de bunu işaret ediyor. Yani Allah'ın yönünü diyor. Beyinsizler diyor ya. Ve inanan insanlar ha bu beyinsizler dedikleri. Ha bu beyinsizler dedikleri kafirler değil bu arada. Bunlar inanan insanlar. İnanan insanlar diyorlar ki, ya biz Kudüs'e dönüyorduk. Niye Mekke'ye döndük? Ne oldu diyorlar. Onlara beyinsiz diyor. Peki abi. Ben demiyorum bak. Ayetler söylüyor. Biz desek taşlarlar bizi yani. Peki 149'da ne diyor abi? Her nereden yola çıkarsan yüzünü Mescid-i Haram semtine çevir. Şüphesiz ki bu Rabbinden bir haktır. Allah yaptıklarından gafil değildir. Abi bak arada 7 ayet var bak. 7 ayette insanların beyinsizleri yöneldikleri kıbleden onları çeviren nedir diyecekler. De ki doğu ve batı Allah'ındır. O dilediğini doğru yola eriştirir. Ya 7 ayet sonra her nerede olursan ol diyor yönünü Mescid-i Haram'a çevir. Nasıl çıkacağız Evet. abi bu işin içinden yani? Yani ben Şimdi çıkmayı bilmiyorum. insanlar kendilerini bırakmışlar.
dışarıda veya kitapta dinlerini, imanlarını aramaya çalışıyorlar. Bu da gayet sıkıntılı bir durum. Ben kendimi bulamazsam, kendimi bilemezsem ben nereden bulacağım bunu? İnsanlar kitaptan arıyorlar kendilerini. İmanı arıyorlar. Ama Öbür öyle insan üretilmiş. Öyle, toplum da evet. onu ittiriyor abi. Ne yapacaksın şimdi? Adam Allah baban sana şimdi bunu ittiriyor. Al diyor, o Kur'an'a niye zaman iman etmiyorsun diyor. Allah birse, dini birse o zaman bütün insanlar da Allah'ta Allah'ın karşısında o dinden sorgulanacaksa bu dini niye o zaman Afrika'ya vermedi? Niye Fransa'ya vermedi? Veya Vermiş. kitaptan öncekiler ne oldu? Onlar ne oldu? Vermiş abi, vermiş Kur'an'a göre herkese vermiş. Adem'den bu zamana kadar vermiş ama yani Adem'e baktığın zaman 10 bin seneye gidiyorsun. Şu an modern insana baktığın zaman, Homo sapiens'e baktığın zaman çok daha geriye gidiyorsun yani. Gitmene gerek yok. Şey, Brezilya'daki kavimler var. Ormandan çıkmamış kavimler var. Okuma yazmaları yok. Teknolojileri yok. Onlarda bir şey yok. Kitap diye bir şey yok onlarda. Onlarda bir şey olmadığını görüyoruz. Yani Kur'an'a şey yapacaksan, Ankebut 17'de diyor ki Allah'ı bırakıp başka putlara mı tapıyorsunuz diyor. Yani. Abi Şey bu. işte Allah'ı bırakıp başka putlara mı tapıyorsunuz diyor ama Allah'a tapmak için de elimizde yeterli done bırak. Hayır, Allah kendisinin put olduğunu söylüyor zaten. Allah'ı bırakıp başka putlara mı tapıyorsunuz? Aynen öyle. Bütün çevirilerde aynı çevirmişler. Demek ki çevirenler bile farkına varsalar yanlış mı çeviri, yani bu yazı, tefsir Allah'ı resmen put gösteriyor farkına belki varmamışlar. Varsalardı düzeltirlerdi ama ne gariptir ki farkına varmamışlar. Yani Resmen ne kadar buyurun. düzeltebilirler yani bir de. Abi kelimeleri düzeltiyorlar. Bir de adam diyor ki bak ben Kur'an tefsiri yaptım diyor. Dağıttım, bedava O dağıttım. ayeti bir Ya verelim abi. Ankebut ben kaçtı biliyor musun? bunu Akibüt 17 ve 17 yaş bir de 25'te de milyon geçer. 17 ve 25. Evet. Siz Artık Allah'ı bırakıp sadece bir takım putlara tapıyor. Aslı olmayan sözler uyduruyorsunuz. Doğrusu Allah'tan başka taptıklarınız size rızık vermeye güçler etmez. Ancak rızkı Allah katında arayın. Ona kulluk edin, şükredin, siz ona döneceksiniz. baştaki cümleyi bir daha oku. Siz Allah'ı bırakıp dur bakayım yenisi diğerinden okuyalım. Ve innema Hepsi aynı. tuabudune min dunillah yoktan. Allah'ı bırakıp başka putlara mı tapıyor? Ya Ankebut Hepsi aynı. 25'te de aynı ifade geçiyor. Siz Ankebut Allah'ı bırakıp 25. ancak putlara tapıyorsunuz. Yalan uydurup Allah'tan başka putlara tapıyorsunuz. Evet, başka putlara. Allah'tan başka putlara. Evet. Evet, Allah'tan başka putlara. Bir şey 25'e bak. Ankebut 25. İbrahim şöyle söyledi. Dünya hayatında Allah'ı bırakıp aranızda putları muhabbet vesilesi kıldınız. Sonra kıyamet günü birbirinize küfreder karşılıklı. Dur bakayım. Siz ikisinin Allah'ın yanında putlara tapmanız. Allah'ın yanında demiş. Sırf Allah'ın yanında putu olur mu? evet, Allah'ı bırakıp bir takım, Allah'ı bırakıp bir takım demiş. Değiştirmişler abi Evet. burada direkt şey demiyor. Bakayım bir dakika abi. Vesanen diyor. Evet abi. Diğer. Evet. Vesanen bir takım. Vesan efsanen. Bir dakika abi bunun. Evet, ilginç bir şey. Aynen abi. Zaten hep iddia o değil mi? Zaten putperest bir sürü tanrıları vardı. En güçlüsünü bıraktılar, geri kalanı yıktılar. Hani şeyin de var ya, İbrahim'in kıssası da var. Putların olduğu yere girer. Asayla bütün putları devirir. En güçlüsünün en büyüğünün omzuna asar asayı. Ve der ki bu yıktı. Ben yıkmadım. Onlar da derler ki bu putun eli ayağı yok, nasıl yıkacak bu? O da der ki tapıyorsunuz, demek ki gücü var. O misal üzere sanki böyle bir şey yaratılmış ama artık şey yok. Görsel putlar yok. Çünkü görsel putların zayıflığını 1400 sene önce insanlar artık idrak etmeye başlamışlar. Elleriyle yaptıkları şeyleri tapmanın saçmalığının farkına varmışlar. Sonra onu görülmez ve ulaşılmaz bir yere koymuşlar. Az önce sizin bahsettiğiniz gibi beynimizin içine. Ama orada da şunu fark edememişler. Zaman geçtikçe insan beyni gelişecek ve herkes farklı tanrısını yaratacak beyninin içinde. O zamandan da bunu öngörememişler. Bugün baktığımız zaman
Sıkıntı buradan doğuyor bana sorarsanız. Hani 1400 yıl önce bütün bunlar doğru olabilir. 1400 yıl önceki mesela buna inanan insanları ben asla mesela aşağılamıyorum. Asla rahatsız etmiyor beni. Hatta ve hatta işte peygamberi birçok konuda çok eşlilikten vesaireden dolayı eleştiriyorlar. Ya kardeşim o zamanın töresinde bunlar normal olabilir. Bugüne göre ahlaksızlık. Bugüne göre biz kabul edemiyoruz. Ahlaksızlığı yanlış kullandım. Bak ben bile kullanırım. Ben ahlak kuramlarının dinde olduğunu düşünüyorum. O yüzden bizim töremize, bizim saat töremize uymuyor şu an o anlatılanlar. İslam ahlak. Ama o zaman uyuyor olabilir. Ben bunu tartışmam bile. Ama bugüne bana dayatırsan, bugünü böyle evrensel son peygamber olarak anlatırsan, o zaman bunlar ahlaklı bir davranış değil diyorum yani. Durum öyle Evet, yani. olay zihinde bitiyor. Zaten sevgi, barış da orada. Aslında put da zihinde. Tabii tabii Şirk de aynen. zihinde. İman da orada. Güzellikler de orada. Kötülükler de orada. Zihinde bitiyor. Başka bir yere aramaya gerek yok. Evet. Durum böyle. Yani yapacak çok da bir şey yok. Hayat böyle akıp gidiyor, devam ediyor. Güzel şeylerdi. Güzel şeyler konuşmak, güzel şeyler düşünmek hayatı güzelleştirir. Bu konuda size katılıyorum sonuna kadar. Umarım bunun peşinde koşarız hepimiz. Hepimiz. Yani bir kesimi ayırt edip kendi bulunduğum kesimi ayırt etmiyorum. Hepimiz güzel düşünmeliyiz, güzel şeyler konuşmalıyız. Ki hayat güzelleşsin. Yoksa sabah akşam küfretsek hani bir tabir vardır. Kalbi kararmak derler ya böyle. Yani aslına bakarsanız o kötü düşünmeye başlarsınız. Her şeyi kötü, negatif düşünürsünüz. Buradan da uzak durmak lazım diye düşünüyorum. Sorularınız varsa alayım ben chatten. Şar ehline yöneltelim. Senin de söyleyeceğin bir şeyler varsa buyur abi söyleyebilirsin. İşte sen kendini değiştirirsen dünya da değişir. Daha Kesinlikle. genişletiyorum da. Kendin değişirse ama pozitif ama negatif ne olursa olsun. Sen kendini nasıl değiştirirsen alanın kendini yanında bulursun. Bir Tamam. kadın, örnek bir kadın bir çöplüğü cennet haline de getirebilir veya bir kadın cenneti çöplüğe de çevirebilir. Bunu insanlar yapabiliyor. Ya sonuçta bu hayatın parçasıyız. Aslına bakarsak bizim hayatımız da bizim parçamız. Ben bunlara Tatlı. katılıyorum. Biz güzel olursak bizim hayatımız da güzelleşecek ama hani bunu bir şeylere, bir gaybe, bir bilinmeyene falan dayatma noktasında ben olmuyor. Benden olmuyor yani. Orası kesin. Muhakkak Doğrusu o. Senin söylediğin doğru. Onu zaten söylüyoruz biz de. aynen öyle. Bu ortak akıl olması lazım. Evet. Soru gelmiş Ayşe Gülüyorum. Şar ehlinin beynindeki Allah'ı anlatır mı? Şar ehlinin beynindeki Allah'ı anlattı yaz ama. Ya ben Allah olarak tabir edilene ben kendim şahsi olarak ben bilinç diyorum. Bildiğim kadar. Evet. Bilincim kendisidir. Benim her gün bilincimde bilinç alanında her gün değişiyor, değişkendir. Benim bu manada benim yaşantım da değişiyor. Kendim de değişiyorum. Olgularım, algılarım da değişiyor. Buraya Allah'ı koyacaksak o da değişiyor. Yani Yani aslında gerek var mı abi peki? Yani sonuçta bir yok bilincin var. abi. İlla bir yaratıcı diye falan adlandırmaya gerek var mı yani? Doğru kelime aslında bilinçli. Yaratıcı olarak şey yapmak yani evet dediğim gibi. Ben buna çok katılıyorum abi. Emin ol çok katılıyorum. O bilinç dediğimiz şey, o sorgulama, akıl, beyin dediğimiz şey zaten hem hayatımızı güzelleştiren, hem kötüleştiren, hem bir dini yaratan, dini ortaya Evet. koyan her şey o bilincimiz, beynimizin içi yani. Daha ötesi yok. Evet. Çünkü ben bakıyorum abi adam Müslümanım diyor. Buraya yayına gelen birçok insan. Ya kimisi tuttu neydi o bir şey ehli var gene. Bir şey ehli diyorlar onlara böyle. Kur'an'ı tarihselci gibi bakıyor. Farklı bir şey mesajmış gibi algılıyor. İçindeki kelimeler hiç umurunda değil. Orada ne yazdığına bakmıyor bile. Ne ehliydi onların ismi ya? Chat yardımcı olur. Kafa dolu olunca unutuyoruz ister istemez. Bir de canlı yayının etkisi. Böyle bir kesim de geliyor. Kur'an'ı reddeden de geliyor. Hadisleri kökten reddeden de geliyor. Normal klasik İslam yani bu zamana kadar o halef selef denilen muhabbet var ya yani yaşanarak geldi bu din kardeşim. Biz ne gördüysek onu yaşayacağız. Biz de diğer nesile bırakacağız diyenleri reddedenleri de gördük. Herkes kafasına göre beynindeki kapasitesi kadar bir din yaratıyor. Ki onların arasında bile farklılıklar var. Diyecek çok fazla bir şey Evet. yok. Soru gelmiş. Kendini ruhani bir varlık olarak mı görüyor? Özel olduğunu düşünüyor mu diye sormuş Süleyman Kara. Özel tabii ki özelim yani bütün insanlar özeldir. Ama benim özelliğim bana aittir. Kendime göre özeldirim. Ama insanlar arasında herkesi bir görüyorum, bir vücut görüyorum.
Ben hayatın bir parçası, daha doğrusu hayat da benim bir parçamdır. Bir puzzle taşının bir tanesiyim diye görüyorum. Yoksa ego manasında değil yani kesinlikle. Ama ben kendimi özel görmem gerekti ki kendimi de sevmem lazım. Kendime de barışık olmam lazım. Kendimde oluşturmam lazım. Kendim tecrübe etmem lazım. Bunları tabii ki de yansıtmam gerekti. İnsanlarla bana zarar gelmeyecekse başkalarına da getirmemem lazım. Anladım. Veya bana istenilen güzellikleri başkalarına da istemem lazım. Bu manada ilk başta isteyen kişi ben olmam gereklidir. Güzellikleri ben kendimde bilmem lazım. Sen çocuğuna yemek verirken restoranda yemeğin neyin güzel olduğunu bilmen lazım ki çocuğuna veresin. Demek ki bütün uçakta da bu böyle. Annelere diyorlar ki ilk başta maske şey sıkıntı olduğunda maskeyi annesi takacak diyor. Yani ilk başta kişinin özünde kendisinde bittiği için tabii ki ben kendimi özel görmem lazım ki o güzellikleri keşfedip veyahut da tecrübe edip diğerlerine yansıtayım. Evet, özel bir varlığı bu manada. Evet. Bir de şöyle bir soru var Samet Albayrak'tan. O zaman abiye göre işin özü iyi olmaksa ateist, deist vesaire olmak fark etmiyordur, değil mi diyor. Yani iyi bir insan Ya olduktan sonra inancının olduğunun önemi var mı abi? Ateist adam. Önemi var mı? abi zaten iyi bir insan olduktan sonra iyi bir insan zaten ateist olarak bakmaz ki. Hindistanlı olarak bakmaz ki, insan olarak bakar. Evet ya o manada insanlığına adam ayrım yapmıyorsa Heh, onun Tanrı'ya zaten evet. inanmamasında bir anlamı yok diyorsunuz yani. Ya o zaman dinin de veya ateistliğin de o iyi olan bir kesim için bir manası da oluşmuyor. İkisinin de din varmış, kitap varmış, Allah varmış veya ateistmiş, agnostikmiş hiçbir manası kalmıyor. Artık güzellikler konuştuğu için sen evine kimi alırsın? Sen Güzel konuşuyor. evine bu adam acaba ateist mi diye seçim yaparsın? Yoksa bu adam hırsızlık yapıyor mu? Düzgün konuşuyor mu? Edepli mi, ahlaklı mı? Eğer edepli, ahlaklı konumunu gören sen evini açarsan, yani ona göre insanları seçersen, o zaman yaşantında da böyle olduğun vakit ne oldu? Evine sen Kur'an okuyor mu, okumuyor mu? Geçersizdir senin evine aldığın insanlar. Ateist midir, Müslüman mıdır? Şu geçersizdir. O zaman senin kutsal kendi evinde geçerli olan neyse dışarıda da bunu genişletirsen bir bakıyorsun ki adam ateist olsun. Olsun. Yani. Ben tabii ne olursa olsun. Ama işte Ama şey insan olsun. İnsan olsun. gene bir yere geleceğim abi. Bu hani bu soruları soruyoruz ama şimdi abi adam Müslüman. Tamam. Çok da güzel temiz Müslüman. Beş vakit namazını kılıyor. Cennete gidecek falan filan. İyi de insan. Abi adam sırf senin inancından dolayı yani akrabansa seni reddediyor ya. Annense evladın olarak seni reddediyor. Bu nasıl bir inanç abi? Diyor ki etmem lazım seni. Ben seninle diyor arkadaş dost olamam. Benim Allah'ım buna müsaade etmiyor diyor ve inancının düzgün, temiz bir inanç olduğunu düşünüyor. Bu adamlara ne diyeceğiz? Biz nasıl anlatacağız abi bu işi? Anlatamazsın abi. Bunlar bilirsin ki 7 yaşa kadar çocuklar kulağa doldurma yapıyorlar. Anne babadan, etraftan falan filan. İşte bizim Müslümanlar o 7 yaşa kadar topladıklarını işte korkutucu Allah, Kur'an yakar, Allah öldürür. Bu kulakta çekirdek yapıya doldurduklarını yaşlılığına kadar götürüyorlar. Sorgulamıyorlar. Bu insanlara bir şey yapamazsın ki. Evet. Ve bu toplumda bu insanlarla yaşamaya mecburuz. Nasıl olacak Evet. bu iş ya? Geçinemezsin insanla. Çünkü sorgulanmayan bir Allah var. Kitap, Allah ve peygamberi sorgulayamazsın. Ben sana sorayım, ne kaldı? Kur'an'da başka ne kaldı ki? Allah'ı sorgulayamayacaksan, peygamberi ve kitabı sorgulamayacaksan kitapta ne kaldı ki bana göre? Aynen öyle. Sorgulayacak bir şey kalmadı ki de. Bir soru daha gelmiş. Şer ehli şeytana inanıyor mu? İnanıyorsa şeytanı nasıl tarif eder demiş. Ya yine aynı işte Allah kavramı gibi yine aynı bir sorun, şeytana inanıyor musun? Şeytan hani şeytanı ben şöyle diyeyim o zaman, şeytana inanmıyorum. Ama ben şeytan olarak tarif edilenin insanoğlunun bedeninde o kin kibir gibi halleri oluşturduğunda şeytan görünümünü aldığını fiziksel olmasa da yani şey olarak insanda olduğunu düşünüyorum. Ve insanın kötü halleridir. Başka insanlara oluşturduğu o kötü
bedenindeki olan ruhani alandaki düşünce olarak kin kibir halleriyle insanlara gidip insanların arasına giren insanlara şeytan diyorum, evet. Şey gibi düşünüyorum abi, sen anlattıkça öyle algıladım yani. Hani çizgi filmlerde olurdu ya, böyle hani bir şey yapacak olursun, sol tarafında bir tane böyle şeytan görünümlü bir şey çıkar, sağ tarafında bir de böyle melek görünümlü bir şey ver. Sana böyle sağ tarafta gider ki sakın yapma bak, iyi davran. Soldaki de sakın yapma bak, şey yap bunu, zarar ver, kır, dök falan der. Sanki senin tasvirin o beynimizin içinde de zaten yaşarız bunu. Hani çizgi filmlerden kastım o. Hani bir şey yapacak oluruz. Bir tarafımız böyle ya yapma, güzel davran der. Öbür tarafımız da kötülüğe teşvik eder. Menfaatlerimiz adına. Sanki senin şeytan ve tanrı tasvirlerin bunun gibi. Yani beynimizde, bilincimizde bizi yönlendirdiği tarafları tasvir edercesine davranıyorsun. Ben çok zararlı görmüyorum ama gerçekçi de kabul edemiyorum. Sakın bunu da yanlış anlama abi. Ama güzel Ya şeyler söylüyorsun. Yani ben katılmamak şimdi mümkün değil. arkadaşımız şeytanı sorduğu için ben zaten şeytanın kendisine inanmıyorum. Varlık olarak inanmıyorum. Ama ben insanın kötü hallerini biliyorum. Eğer ki bana şeytanı soruyorsa ben de diyorum ki insanın kötü halleridir diyorum. Aynen. Ben yoksa orada bir varlık vardır, yoktur. Allah'a da aynısını söylüyorum. Kesinlikle Yoksa katılıyorum. varlıktan bahsetmiyorum ben. Bir insan güzelse güzeldir abi ya. Faydalı mı faydalı. Ama şey var abi, Dini yani yönde. güzel, faydalı ya da zararlı, kötü olmasını yaşadığı toplum kuralları da etkilemez mi abi? İnsan zaten ne kadar çok özgür varlık desek aslında özgür değiliz. Misal ben, sen nerede yaşıyorsun şu an? Türkiye'deyim ben. Kalabalık. Sen Türkiye'nin şartlarına uyman zorunludur. Mecbursun. Onu da bırakalım. Sen belirli bir evde oturuyorsun ve o evin şartları var. Bak, ne kadar özgürüm desen de sen belirli bir şartlanmışlığın içinde özgürlüğünü yaşamaya çalışıyorsun. Ama bu şartlanmışlığın içindeki özgürlüğün içine bu dindeki olan adamlar daha büyük bir şeyler daha getiriyor. Gitgide kısıtlıyorlar. Hiçbir yerin bile kalmıyor. Ondan sonra biz özgür varlığız diyorlar. Allah'ın sevdiği kullarız diyorlar gibi. Hiç alakası yok. İşte şeytanın ta kendileri onlar. Peki abi, ölünce göreceğiz mi ya? Kime? Ölünce göreceğiz mi? Öyle diyorlar bize de. Ne, bilmiyorum neyi olduğunu. Ölünce göreceksiniz diyorlar. Ölünce göreceğiz. Ölünce gördükten sonra ne yapayım? Ben şimdi göremedikten sonra. Çok güzeldi bu. Şimdi görmedim, öldükten sonra görsem ne olur diyorsun ya. Ya, ne olacak ki? Bir de gerçekten görmeyeceğiz mi şimdi ölünce? Neyi göreceğiz? Ne bileyim abi, böyle münkir mi nekir, melekler gelecekmiş falan filan, böyle hesap soracaklarmış. Rabbim kim Abi falan. bunların geleceklerse demek ki daha sıraları var. Beklesinler. Değil mi abi? Evet. Abi çok teşekkür ederim. Güzel bir sohbet oldu. Ben de teşekkür ederim. Varsa Canım eklemek benim. istediğin ya unuttuğum bir şeyler var. Şunları da söylemek istediğin şeyler varsa buyur, dinlemeye hazırız abi. Yok, teşekkür ederim. Sorular varsa konuşuruz yine. Ben Soru varsa teşekkür birkaç ederim. dakikada şey yapalım. Soru gelmezse yavaş yavaş yayını toparlamak istiyorum. Olur. Çok Tamam. sevdiğimiz bir yayıncı arkadaşımızın da yayını var. Bilmiyorum bitti mi, devam ediyor mu? Aynı saate denk geldik, çakıştık. Buradan da oraya geçeriz eğer devam ediyorsa yayını. Evet arkadaşlar, sorularınız varsa alalım. Yoksa yavaş yavaş toparlıyoruz. Şara ile abimize teşekkür ediyoruz. Takip etmek isteyen, sohbetlerine katılmak isteyen Facebook'ta Şara ile olarak arattırırsanız kendisine ulaşabileceksiniz. Sohbetlerini oradan takip edebilirsiniz diyorum. Son birkaç dakika sorunuz varsa alayım, yoksa yavaş yavaş yayınımızı toparlıyoruz. Bu yayını da böyle tamamlamış olalım arkadaşlar. Zannedersem soru da gelmeyecek gibi gözüküyor. Yeterli sorular da geldi. Ben de inanmıyorum şeytana vesaire demişler. Evet, devam ediyormuş. Abi çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Tanıştığıma memnun oldum. Eyvallah. Yine başka Teşekkür bir konuda ederim. başka bir sohbetimiz olursa yine her zaman bu kapı açık. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum sana. Ben yavaş yavaş yayını kapatacağım abi. Kendine iyi bak. Ben de teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet arkadaşlar, Şara ile abimizle sohbetimizi tamamladık. Güzel bir sohbet oldu. İnsanlık adına güzel bir sohbet oldu. Önemli olan bence burası. Geri kalan kısımda da kusura bakmasınlar. Biz de defaatle üzerimize gelirlerse ben de bu şekilde kendimi ifade etmek zorundayım. Neden inanmadığımı. Buna cevap verecekseniz Hodri Meydan yayınlarımız devam ediyor. İstediğiniz gibi yayınlara gelebilirsiniz. Bir şeyi paylaşacaktım sizlerle. Bu arkadaş gerçekten
beni böyle acayip darlandırdı. Darlandırmasının nedeni kızdığımdan falan değil ama ne yapmaya çalıştığını anlatmak için. Merak eden arkadaşlar için ben bunu göstermek istiyorum size. Kapatayım. Bir meseleyi anlatmak için bunu sizlerle paylaşacağım. Normalde ben yapmıyordum bunu ama bugün yapasım geldi. Şimdi arkadaşlar, bir arkadaşımız var. İfşa falan değil ama beni gerçekten anlayamıyorum yani hani bu meselelerin neden böyle olduğunu. Dur, sizle de paylaşayım. Şimdi arkadaşımız bu. Dur, şu ekranda şu gereksiz yerlerini kırpayım. Şuraya vereyim. Burak 1982. Arkadaş bir kere şunu söyleyeyim. Hani ekrana vermemdeki neden? Usturupsuz bir arkadaş değil. Kendince inandığı şeyleri paylaşıyor ve yayınlarımıza yorumunu kendisi atıyor. Ancak benim rahatsız olduğum konu, ya arkadaş yani atıyorsun, güzel emek de veriyorsun, uzun uzunlarda da yazıyorsun ama bir amacı olması lazım bu yaptığın için. Şimdi şunu ekrana veriyorum. Gerçekten de uzun bir şey yazmış. İşte Araf suresinde bir ayet var. Kur'an'da okurken kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım diye. İman eden Müslüman Eûzü Besmele ile Kur'an okuyunca hikmet buluyor. İmansız besmelesiz okuduğu için kusur buluyor. Ya arkadaş ben ömrüm boyunca besmelesiz, bırak besmelesiz, abdestsiz Kur'an'ı ellemedim ya. Sen niye anlatıyorsun bana? Ya bizi harbiden böyle şey gibi görüyorsunuz herhalde. Bunu yapmayın abi. Kur'an açık ama anlamak isteyene açık olsa ne yazar? İçki içme, haram yeme, yalan söyleme, hırsızlık yapma, zina etme, nikah kıy, zekat ver, fakiri doyur, akrabaları gözet, yetim haksızlık etme. O kadar çok güzel ayetler var ki bunlar umurunuzda değil. Gayet de güzel anlaşılıyor. Siz sadece Bakara suresindeki inek kesenlerin yaptığını yapıyorsunuz. Oysa ayette Allah sadece inek kesin demişti. Herhangi bir ineği kesseler de olurdu. Ya bu kadar basit değil mi? İneği kesseler de olurdu. Kes ineği gitsin ya. O bir canlı değil yani. Rastgele keskisi. Ya güzel kardeşim öyle demiyor. İnek meselesinde onu getir, bunu getir. Yok işte saban sürünmemiş, yaşlı olmasın, genç olmasın diye Allah tabir ediyor. Sen ayeti bile okumamışsın. Namazını kıl, Rabbini tanı, bu kadar basit. Çok basit. O kadar basit ki. Dört karı al. Sana o ruhsatı versin. Bunlar hiç önemli değil. Kadını yerle yeksan eylesin. Hiç umurunda değil. Devam edeyim. En güzel Burak kardeşim benim. Diyorum ki buyurun hodri meydana o zaman. Mükemmel olan inançlarınızı Kur'an, hadis, icma ve kıyas yöntemleriyle bakalım. Siz mi daha Müslümansınız yoksa diğerleri mi görelim? Ne dersiniz? Var mısınız diyorum. Kur'an Allah sözüdür. Hadisler rivayettir. Kur'an'a peygamberin etiğine uymuyorsa hadislere itibar edilmez ki hadis usulünden de bir haberin yok. Hadis senedi diye bir şey vardır. Hadisleri çıkartırsan hiçbir şey yapamazsın. İnsan sözü olan rivayet böyle olur diyor Kur'an. Din inkar, Kur'an din inkar edilemez. Sizler doğrunun peşinde değilsiniz ki. Habire itham var. Niye olmayayım kardeşim ben manyak mıyım ya? Yani? Sizler doğrunun peşinde değilsiniz ki çok net açıkladığı halde anlamıyorsunuz. Çünkü doğru umurunuzda değil. 6.000 ayet var. 10 ayet size çelişki göründü diye 6.000 ayet. Ya neyin farazisi bu ya? Neyse arkadaşlar sonuna getireyim. Sizin de vaktinizi almayayım. Okuyan anlayacağını anlar, anlamayan kendi bilir. Benim sizi imana getirme gibi bir çabam ve derdim yok. Ben üstüme düşen görevi yaptım. Gerisini Allah'a havale ediyorum. Temennim iyi kalpli insanların geleceğin gerçeği görmesi. Verdiğim cevap budur. Şu cümleme diyorum ki şu cümlene sonuna kadar katılıyorum. Temennim iyi kalpli insanların gerçeği görmeleri. Umarım sen de bir gün göreceksin. Yolun açık olsun. Bizleri takip etmeye devam et yazdım arkadaşa. Bunu aynen devam ediyorum arkadaşlar. Bize sürekli böyle dini tebliğlerde bulunan ama yayınlara çıkmaktan korkan arkadaşlara yapıyorum bunu. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın. Din ve mitolojide Maruf'u dinlemeye gidiyoruz. Hoşça kalın.